Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 6 Mart 2024 günlerden çarşamba. Haftayı ortaladık. Yeni günün haberlerini anlatacağız. Gazeteler burada. Birazdan siz evden çıkmadan gazetelerin yazdıklarını paylaşacağız. Memleketin gündemi, sonra işte hava durumu, yaşanan kazalar, seçim, geçim, yaşam, çevre, sanat, dünya haberleri. Bugün de yeni günde 6 Mart tarihinde ekranlarınıza gelecek. Peki hangi başlık altında konuşacağız? Biri bana anlatsın. Şimdi dün Now Ana Haber'de Selçuk Tepeli ve Selçuk Tepeli'nin başlığı ne diyorsundu? O başlık da benim bir isyan sesimden çıkmıştı. Açıkçası Selçuk abi bir alıntı yaptı. Fransız bir filozoftan onun yaptığı alıntı ve şöyle diyordu. İyi bir öğrenci, öğrendikleriyle ulaştığı bilgeliğe asla kaybetmediği cehaletin gizemli prestijini ekler. Gizemli prestije kadar denedim. Hani takip ettim, anlamaya çalıştım, yorumlamaya çalıştım. Bir yerden sonra ipin ucu kaçtı ve dedim ki ne diyorsun abi? Sosyal medyalarımıza da paylaştık. Instagram'da, X hesaplarımızda bir merak eden izleyicimiz varsa açıp tekrar izleyebilir. Şimdi dün ne diyorsun başlığına ek olarak akşamın da sabah devamı olsun. Biri bana anlatsın bu başlık altında konuşacağız. Yeni günde kuşkusuz hani benim anlamadığım, sizin anlayamadığınız pek çok konu, pek çok durum var. O başlık altında konuşalım da istiyoruz. Adana'dan bir misafir ağırlayacağız. Adana burada mı? Biz İstanbul'dan günaydın diyoruz. Hemen şöyle bir dışarıya bakalım mı? Az önce bir trafik kazası yaşandı. Onun görüntülerini de sosyal medya üzerinden paylaştım. Yağmurlu bir İstanbul sabahı. Sizin oralarda durum acaba nedir? Yol kaygan ve trafik kazalarına da sebep oluyor. Sahil yolunda bizim şahit olduğumuz bir trafik kazası var. Yaşanan trafik kazasına ek olarak bir araç da geldi. Ambulansa çarptı. O görüntüyü de paylaştık. Lütfen hani dikkatli olun. Böyle günlerden ani soğumalar, ani ısınmalar böyle günlerden de geçiyoruz. Şimdi hemen ilk haberimiz o zaman kopan fırtınalar olsun. Memleket havası olsun. O haberi paylaşalım ve Türkiye'nin gündemine hızlı bir geçiş yapalım. Hortum ya, daha hortumun sesi. Şu an bu çatırtı. Ege ve Akdeniz'in birçok kesimi fırtınalı yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sel, su baskınları yaşandı. Hortum çıktı, ağaçlar devrildi. Seçim çalışması sırasında Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Mehmet Ersan üzerine ağaç devrildi. Sarı kodlu uyarı verilen illerden biri de Burdur'du. Yetkililerin kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı sonrası olumsuz hava koşulları Burdur'da öğle saatlerinde başladı. O sırada merkeze bağlı Özgür Mahallesi'nde Oto Tamirciler sitesinde Saadet Partisi Başkan Adayı Adnan Ersan seçim çalışması programı kapsamında sitedeydi. Oğluyla birlikte yürüdüğü sırada kuvvetli rüzgar ağacı devirdi. Adnan Ersan ve oğlu Mehmet Taha Ersan ağacın altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler ağacı kaldırdı. Başkan adayı Ersan ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Adnan Ersan'ın sol ayağı kırıldı kazada. Baba oğlun sağlık durumu iyi. Turuncu kodla tehlike uyarısı verilen iki il Antalya ve Muğla'ydı. Fırtına, hortum, şiddetli yağışlardan iki şehirde birçok ilçe etkilendi. Hortum ya, daha hortumun sesi. Şu an bu çatırtı. O bölgelerden biri de Antalya Kumluca'ydı. Kumluca'ya hortum böyle geldi. Bir serayı vuran hortum ne varsa içine kattığı gibi seyrine devam etti. Güneş panelini de sürükleyen hortum paneli bir aracın üzerine savurdu. Araçta bulunan çocuk yaralandı. Aracın içine sıkışan çocuğu vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan Muhammed Ali'nin ayağında kırıklar oluştu. Tedaviye alındı. Hortumun ardından çekilen görüntüler hasarın boyutlarını gözler önüne serdi. Parkandan dışarı çıkabiliyor mu şu anda? Ben çıkamıyorum. Çıkamıyor mu? Şiddetli yağışlar Antalya'da hayatı durma noktasına getirdi. Caddeler, sokaklar su altında kaldı. Araçlar, yayalar, evlerinde oturanlar bile mahsur kaldı. Giriş ve bodrum katları su bastı. Bunlar atılmak lazım. Hayır, anlamadım.
Muğla'da sabah başlayan yağışlar akşama doğru etkisini artırdı. Yollar göle döndü, taşkınlar yaşandı. Marmaris'te derelerden akan su denizin rengini değiştirdi. Bodrum'da da caddeleri su bastı, tekneler karaya vurdu. Bugün Antalya için turuncu kodlu uyarı devam ediyor. Sel, su baskınları, hortum, ağaç devrilmeleri gibi can güvenliğini tehlikeye sokacak çok sayıda risk için tedbirli olunmalı. Yetkililerin bugün için sarı kodlu uyarı yayınladığı illerimiz Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır ve Batman. Mustafa Bey günaydın. Asker, polis ve memurlar askerlik borçlanmasında adalet ve eşitlik istiyor diyor. Sonrasında emeklilerin durumu ne olacak, onlar nasıl geçinecek, biri bana anlatsın demiş izleyicimiz. Şöyle yapalım, emeklilerimiz bir kendisine anlatsın, biri bana anlatsın başlığı altında bizlere Instagram'dan ve X'ten ulaşsınlar. Bakalım Adana, Adana'ya günaydın diyelim. Bugün Adana'dan misafirimiz var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ki mevcutta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayı 31 Mart'ta yarışa kendisi girecek. Adana'dan haber vermek isteyen, Adana ile ilgili merak içinde olan izleyicilerimiz varsa, yani şu konu ne olacak, şu cadde ne olacak, şu battı çıktı ne olacak diye merak eden izleyicilerimiz varsa yazıp göndersinler. Rabia Hanım günaydınlar. Aslında ben en başından beri böyleyim. Saçlarımda da renginde de hiçbir değişiklik yok. Ama insan insana da benzer, o şekilde izah edeyim. İzmir Meremen günaydın. Biri bana anlatsın, emeklerin maaşı bu paralarla geçinilir mi? Sonra Rezan Hanım, ucuz yumurta kuyrukları nedir? Allah aşkına bu kuyruklar neyin nesidir demiş. Bir başka izleyicimiz de Murat Bey günaydın. Sabah sabah böyle yönetimi, hükümeti zor duruma düşürecek haberleri paylaşıyorsunuz. Sizin de işiniz zor demiş Murat Bey. Hiç öyle bir gayemiz yok ama insanların yaşadığı bir zorluk varsa biz de burada bu ekranda paylaşmak durumundayız. Bu bizim görevimiz. Birileri saklayabiliriz, birileri bambaşka uçuşları, harika portreleri haber yapıyor olabilir ama diğer tarafta o kuyrukları görmemek mümkün değil. Bunları görmeyelim istiyorsanız şöyle yapacaksınız, alacaksınız elinize kumandayı, pembe tablolar çizen ekranlar var bu ülkede. Oralara döneceksiniz ama burada Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağız. Biri bana anlatsın derken ben elimden geldiğince onları anlatacağım. Dayanamıyorsanız, katlanamıyorsanız ya da sizin hayatınızda bir yere tekabül etmiyorsa etrafınızda olanlar, bitenler, insanların yaşadığı, insanların kıvranışı, mutfaklarının, tencerelerinin kaynama işi, buzdolaplarının boş oluşu sizin umurunuzda değilse başka haberler istiyorsanız buyurun o kanallara gidin. Bakın Sözcü Gazetesi. Murat Bey bu haber sizin için değil, o zaman izlemeyin. Yaparsa bunu ancak AKP yapar. Türkiye bir yana, dünya bir yana. Türkiye'deki %67,1'lik yıllık enflasyon, en zengin, en fakir, en kalabalık ve orta seviyedeki 19 ülke enflasyonunun toplamı olan %56,2'den bile fazla. Acı bir şampiyonluğumuz var dünyada. %67,1 ile. İkinci sırada Somali. %6,2. Türkiye'de. Hadi gazetelere bakalım o zaman. Yönetmenimizden Şeynaz Ersoy'dan bir isteyeyim. Gazetelere bakalım. Yeni Gün'ün haberleri ne söylüyor? Türkiye'nin kaygısı yoksulluk ve enflasyon. Görmeyin bunları, duymayı verin diyorsanız olmaz. Bizim açımızdan olmaz. Siz görmek duymak istemiyorsanız tekrar söyleyeyim. Hemen alın elinize kumandayı, kanalı değiştirin. Bir Gün gazetesi 66 lirayı özler hale getirdiniz. Bunu söyleyen emekliler seneler seneler önce emeklinin maaşı 66 liraydı. Biz 10 bin liraya getirdik. Nerelere getirdik? Nereden nereye hikayesi. Bakalım mı nereden nereye hikayesine? Bir Gün gazetesi manşetinde şunu söylüyor. Erdoğan oy deposu olarak gördüğü emekleri ikna etmek için 22 sene öncesine gitti ama yine baltayı taşa vurdu. O dönemde 66 lira ve 66 liranın aldığı alabildiği şimdi alınamayanlar. Peki o dönemin 66 lirası bugünün sizce kaç lirasına tekabül ediyor? Onu da izleyeceksiniz. Bakalım sinsi plan. Kurumun yok dediği Kanal İstanbul projesini bakanlık yürütüyor. Ben İstanbul halkının isteğinin dışında bir adım atmam.
İstanbul'un gündeminde ise benim de gündemimde olur demişti Murat Kurum. Kendisinin İstanbul halkının gündeminde değil. Dolayısıyla kendisi de gündemini alamadı. Ama bakanlığın gündeminde mesela o ne olacak? İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilirse kendisi Murat Kurum 31 Mart'ta bakanlık ben bunu yapacağım dediğinde Murat Kurum itiraz eder mi? Edecek mi? Yeni Çağ Gazetesi emekler için iftar çadırı yolu göründü manşette. Hürriyet Gazetesi Hafiye Hamza ajan çıktı. İlginç bir haber. Ona da bakacağız hep birlikte. İlk gazeteleri şöyle bir ekranlarınıza getirdim. Yine kazalarla devam edelim. Mart ayı. Mart ayında seçim. Aslında riskli değerlendirmesi daha önceki yıllarda da yapıldı. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. Yine böyle bir seçim arifesinde yine bir Mart ayında ve yaşanan trafik kazası Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Desteci Tokat'ta Reşadiye'de seçim çalışmaları sırasında trafik kazası geçirdi. Ve o da ya Mart aylarında seçim bu yarış zor oluyor. Bu hatırlatmayı yapıyor. Sonra yaşadığı kazanın üzerine bir durum daha yaşandı. Onu da izleyeceksiniz. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Desteci'nin kaza yaptığı makam aracını taşıyan çekici de seyir halindeyken alev topuna döndü. Sürücü son anda kaçıp kurtuldu. Hasaniden taburcu olan Desteci ise bu hava şartlarında yerel seçimlerin ertelenmesi gerek dedi. Seçim çalışmalarında bütün seçime katılan partilerimiz, adaylarımız büyük zorluklar çekiyor. Hem de bir de ağır hava şartları da, kış şartları da buna eklenince daha zor bir hale geliyor. Ve tabii ki kazalarda bir nevi kaçınılmaz. Mümkünse Mayıs ayı sonu gibi, Haziran ayı başı gibi ya da işte sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, pazartesi günü seçim çalışmaları için Sivas'tan Tokat'a giderken trafik kazası geçirdi. Kazada Desteci ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. Bir anda arabamız sağa doğru kontrolden çıktı. Sağa sola savrulduktan sonra çukura düştü, kanala düştü. Ondan sonra da kanaldan çıkarak da istinat duvarına çarparak durabildi. Kazayı yapan makam aracıysa bu kez Amasya'da kazaya karıştı. Makam aracını taşıyan çekici alev alev yandı. Sürücü son anda kaçıp canını kurtardı. Motordan bir elektrik kaynaklı bir yangın olduğunu tespit ettik. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ayağından ve başından yaralanan Büyük Birlik Partisi lideri Desteci, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Niksar'ı geçtikten sonra tabii yağış da vardı fakat bizden önce aynı yol üzerinde 3-5 kaza daha olmuş. Desteci kış şartlarına dikkat çekti. Adayların can güvenliği için yerel seçimlerin ertelenmesini istedi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 15 yıl önce bir Mart ayında helikopter kazasında hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bu yerel seçimlerin biz rahmetli Muhsin Başkanımız, şehit Muhsin Başkanımızı biliyorsunuz Mart 25'te kaybetmiştik. Bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım. Tekrar geçmiş olsun. Gazete turumuzu tamamlayalım. Buyurun. Evrensel Gazetesi dipten en dibe Erdoğan'ın nereden nereye diye övündüğü emekli maaşı. Şimdi hem kuyruklara bakacağız hem et kuyruklarına bakacağız. Ekmek kuyruklarına. Aynı zamanda emeklinin 2002 senesinden bugüne kadar nereden nereye geldiğini. Karar Gazetesi yanlış yoldayız. Bakalım buna. Nerede yanlış yoldayız? Bir Karar Gazetesi'ni büyütelim ve okuyalım. Yerel seçimde son düzlüğe girilirken Ipsos'un endişe anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Katılımcıların %73'ü Türkiye'de işlerin yanlış istikamette yol aldığını dile getirdi. Sizin düşünceniz nedir? Yanlış yolda mı Türkiye yoksa hayır her şey yolunda diyebileceğiniz durumlar da var mıdır? En çok kaygı duyulan konu enflasyon oldu. Onu yoksulluk, sosyal adaletsizlik ve suç oranlarının artışı takip etti. %74'lük kesim ekonomideki gidişatın kötü olduğunu dile getiriyor Ipsos'a. Karar Gazetesi'nden sonra geldiğimiz gazete Milliyet Gazetesi. Bu önemli çocuklarımız için ekrandaki tehlike. Z kuşağının gözleri bozuluyor çünkü sürekli gözleri cep telefonunda ya da işte o beyaz ışık yayan ekranlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Sabah gazetesi CHP liderinin zihniyeti bozuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri meydandan meydana, ekrandan ekrana atışmalar, salvolar onlara da tanıklık edeceksiniz Yeni Sabah'ta. Ve Sözcü gazetesi yaparsa bunu ancak AKP yapar. Az önce yarıda kalmıştı ya. Hadi hep birlikte bir tamamlayalım bu haberi. Bir de hep böyle çay simit hesabı
yapılır. Çay simit hesabı yapılırken o krem peynirler, onlar o hesaba dahil edilmiyor. Çünkü hesabı şaşırtıyor. Artık yeni bir hesap var karşımızda. CHP'li Bekir Başevirgen'in hesabı, menemen hesabı sahur için ve iftar için. Bakalım. Türkiye'deki %67,1'lik yıllık enflasyon en zengin, en fakir, en kalabalık ve orta seviyedeki 19 ülke enflasyonunun toplamı olan %56,2'den bile fazla. Biz birinciyiz. 2 Somali, 3 Hindistan, 4 Norveç, 20. sırada ise eksi enflasyon ile Çin bulunuyor. Acı bir şampiyonluğu yaşıyor Türkiye. Bu TÜİK'e göre. Yani bir de ENAG'ın hesabı var. ENAG'ın hesabında, akademisyenlerin hesabında o enflasyon çift haneli değil, üç haneli. Ve emekli iftar ve sahurda sadece menemen yerse ayda 4000 lira harcar. Ayda 10.000 lirayla geçinmek zorunda kalan ve geçinmek zorunda bırakılan milyonlarca emekli Ramazan'ı nasıl geçirecekler? Kolay geçirmeyecekler, zor geçirecekler. Haberimiz hazır. Birazdan izleyeceksiniz ama yine siyasetten devam edelim. Siyasette AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında kelimenin tam anlamıyla bir gerilim yaşanıyor. Bunu Bursa'da görüyorsunuz, Şanlıurfa'da görüyorsunuz, Ankara'da, İstanbul'da Yeniden Refah'ın aday çıkarttığı her yerde görüyorsunuz. Ve bir yer daha var, bir il daha var. Orası da dikkat çekti. Bülent Arınç. Bülent Arınç'ın devreye girmesiyle Yeniden Refah Partisi'ni kızdıran bir durum ortaya çıktı. O da bakın neydi? Bizim teşkilatımızın sahadaki heyecanını söndürmeye çalışmak isteyenlere buradan açık ve net bir şekilde mesaj veriyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız. Ankara'daki afişlerimizin neredeyse tamamını söküp indirip çöpe attılar. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında gerilim tırmanıyor. Ankara adayı Suat Kılıç'tan da afişlerimiz, posterlerimiz indiriliyor açıklaması geldi. Benim Altındağ'daki seçim ofisimin duvarındaki posterimi bile söküp indirdiler. Posterimi indirenler bir siyasi partinin giydirilmiş aracından inen insanlar. Yeniden Refah Camii motivasyonunu düşürmek ve kafaları karıştırmak için bazı belediye başkan adaylarımızın partimiz tarafından adaylıktan çekileceğini öne sürüyorlar. Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da büyükşehir adaylarının çekileceği iddialarını bir kez daha yalanladı. Ancak Manisa'da Yeniden Refah Partisi AK Parti gerilimini tırmandıran bir gelişme yaşandı. Bugün biraz önce hayırlı bir gelişme oldu. Yeniden Refah Partisi'nden adaylığını koyan Mehmet Ali Avcul arkadaşımız ki Yuntağ'ından benim de çok eskiden tanıdığım, ben adaylıktan ayrılıyorum, Sayın Çerçi'yi ve bu ittifakı destekliyorum dedi. AK Partili Bülent Arınç'ın girişimiyle Manisa'nın Yunus Emre ilçesinin Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Ali Avcul adaylıktan çekildi. Yeniden Refah Partisi'nin Manisa sorumlusu Burhan Yıldırım Arınç'ı sert sözlerle hedef aldı. Ey Bülent Arınç, siz yola çıktıklarınızı yolda bırakmayı iyi bilirsiniz. Tam da size göre bir eylem, tam da sizin ayarınızda biri. Bir de aday hırsızlığınızı çıkmış marifetmiş gibi anlatıyorsunuz. Mehmet Ali Bey, seni kutluyorum. Şöyle bir ayağa kalk, bütün arkadaşlarımız seni görsünler. Çok güzel bir örnek oldu. Mehmet Ali arkadaşımızın yaptığı örnek davranışı ben Türkiye geneline de büyütmek istiyorum. Biz milli görüş geleneğinden geldik. Milli görüş gömleğini de ben çıkarmadım şahsen. Siyasetten bu haberi paylaştıktan sonra son kaldığımız gazete Sözcü gazetesiydi. Bizim memleketimizin pahalılığın, enflasyonun kırmış olduğu o rekor, o acı rekor ve siyasetteki tartışması. Enflasyonla mücadelemizde ise henüz istediğimiz yere gelmedik. Hükümetlerin hastalığıdır ve kolaycılığıdır. Enflasyonu başkası üretir, hükümetler de enflasyonla mücadele eder. Ya bu enflasyon Sayın Erdoğan'ın kendi eseri. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle, şunla, bununla nasıl uğraşılır göreceğiz. 2018 Haziran'da kurduğu bu cümlenin üzerinden 6 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl sonra yine bir seçime giderken enflasyonla mücadelede istediğimiz yere gelemedik dedi. Ama kararlıyız. Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak inşallah bu defa da aynı başarıyı sergileyeceğiz. Şu karşıdaki kuru yemişçi var ya, kuru yemişçi. Gelsinler 3 ay kuru yemişçiyi çalıştıramazlar ya. 3 ayda o kuru yemişçiyi batırırlar. Herhangi bir bakkalın yanında 2 ay çıraklık yapmış birisi
ticaretin gerçeğini bu hükümetten çok daha iyi bilir. Şu anda gerçekten toplumdan kopmuş, ticaretten, ülkenin gerçeklerinden kopmuş bir yönetim var iş başında. Onun için olmuyor. Onun için çözülmüyor. En düşük emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya. Nereden nereye? Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün aynı hesap olsa en düşük emekli maaşının 25-26 bin lira olması lazım. Enflasyon yıldan yıla yükselirken işçinin, memurun, emeklinin alım gücü de düşüyor. Emekliye seyyanen zammı kapıyı kapatmıştı Erdoğan. Kabine toplantısı sonrası da bütçede emekliye seyyanen zam için para yok mesajı verdi. Bir emekli maaşına seyyanen 11 bin lira zam yapılması gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerekiyor. Sözü edilen artışları ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Uçan saraya para var, yüzen saraya para var, kışlık saraya para var, 300 arabalı konvoylara para var, beşli çeteye, yandaş müteahhite para var, emekliye gelince para yok. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu açıklamayı yaptı. Koşullar bu kadarına imkan veriyor dedi. Madem emekliye para yok, 31 Mart'ta da Tayyip Erdoğan'a oy yok. Siyaset, ekonomi derken memleketten gelen haberler var. Mesela Zonguldak'a gideceğiz. Zonguldak'ta çıkan o yangın, saatlerce devam eden o yangın görüntüleri gelsin ekranlarınıza. Ne vardı abi içeride? İçeride kumaş vardı. Geri dönüşüm için file var. Tekstil fabrikası çıkan yangında küle döndü. 15 saat geçmesine rağmen yanmaya devam eden fabrikada kimyasal atıklar mücadeleyi zorlaştırıyor. Ekiplere çevre bölgelerden destek geliyor. Zonguldak Devrek'te tekstil fabrikasının deposunda çıktı yangın. Çay Değirmeni Osman Beyler köy yolu üzerinde bulunan fabrikada depoda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdükçe büyüdü. Alevler tüm fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerine çevre bölgelerden de destek geldi. Yangınla mücadele 15 saattir devam ediyor. Geri dönüşüm atıkları plastikler sürekli alevleri güçlendiriyor. Fabrikada bulunan mahsur kalan bir köpek için hem vatandaşlar hem ekipler zamanla yarıştı. Köpeğe ulaşmak için ekipler duvarı yıktı. Vatandaşlar köpeği kurtararak koruma altına aldı. Yangını söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Daha da sürecek gibi görünüyor. 150 ton malzeme fabrikayla birlikte küle döndü. Tahmini maddi zarar 4 milyon lira. Biz emekliler olarak onlara, yönetenlere anlatacağız. Hem de kırmızı kart ile anlatacağız diyen izleyicilerimiz var. Biri bana anlatsın. Bugünkü başlığımız nereden çıktı? Tekrar bir hatırlatayım. Dün Selçuk abi işte o yayına hazırlanıyordu. Ben de bir yandan sabah yayınla hazırlık yapıyordum. Elinde bir kitap Fransızca ve o Fransızca kitapta bir düşünür onun sözlüğü üzerinden de işte bana bir çeviriyi yapıyor. En iyi öğrenci öğrendikleriyle ulaştığı bilgeliğe asla kaybetmediği cehaletin gizemli prestijini ekler dediği çevirisini bu şekilde yaptı. O düşünürün dinledim, takip ettim, sindirmeye çalıştım, özümsemeye çalıştım. Bir yere kadar başardım ama ondan sonra tabii dikkatim dağıldı. Ne diyorsun abi diye ben kendisine bir serzenişte bulununca o başlığı ne diyorsun yaptı dün akşam ana haber bülteninde. Ben de devam ettireyim istedim, biri bana anlatsın. Şimdi yeni günde emekliler bizim yaşadığımızı birisi bize anlatsın. Ya da bizim durumumuz nasıl düzelecek birisi bize anlatsın diyor. Staj konusunda, kademeli emeklilik konusunda, çalışma hayatındaki problemler konusunda bu sorunlar ne zaman kalkacak ortadan biri bize anlatsın diyen yine milyonlar var. O yüzden seçtik bu başlığı. Instagram'dan da X'ten de bizlere ulaştırın lütfen mesajlarınızı. Şimdi
küle dönen o tekstil fabrikası görüntülerini gördünüz, izlediniz. Manisa'da, İstanbul'da, memlekette yaşanan trafik kazaları da var. Ona dair de notumuzu hemen hızlı bir şekilde paylaşmış olalım. Bu fotoğraf, bu yaşanan kaza Manisa'da oldu. Ölümden kıl payı dönüldü. Otomobil yoldan çıktı, manav çalışanın bir anlık hamlesiyle ölümden kıl payı döndü. Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybetti bir sürücü, hızla kaldırıma çıktı. O sırada manav çalışanı müşterilerin siparişlerini bırakıyordu kapının önüne. Son anda aracı fark etti, attığı adımla otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Hastaneye kaldırdığımızda ameliyatlandı. Sağ bacağında diz kapağında platin takıldı. Şu an durumu iyiye gidiyor. Dizi kırılan manav çalışanı ameliyat oldu. Otomobil sürücüsü SM de kazada yaralandı. Sağlık durumu iyi. Bir kaza daha mı oldu? Yok. İstanbul'da yağmurlu bir sabah meydana gelen trafik kazaları var. Zeytinburnu sahil yolu. Bir araç kaza yaptı. İçinde sıkışmış kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Şimdi ambulansa konuluyor. Ama aynı zamanda bir araçta, o da ambulansı görmedi, fark etmedi, yolda kaygan bir kaza daha meydana geldi. Türkiye'nin haberlerini, memleketin haberlerini anlatacağız. Memleket havasını paylaşacağız yeni günde, yeni sabahta. Ama dikkatli de olunması gerekiyor. Hava aniden soğuyor. Yolun kayganlaştığını sürücüler bazen fark edemiyor ve bu kazalar da meydana geliyor. İşte görüyorsunuz, hemen gözümüzün önünde yaşanan kazalar. Bu kazada yaklaşık bir saat önce Zeytinburnu sahil yolunda oldu, yaşandı. Lütfen dikkatli olunsun. Bir son dakika bilgisi hemen gelsin ekranlarınıza. İTÜ yerleşkesinde, İTÜ kampüsünde çıkan bir yangın. Demirören Haber Ajansı, görüyorsunuz geçiyor görüntüleri. Yeni gün maalesef İTÜ yerleşkesinde çıkan bu yangının alevleriyle bir anlamda İstanbul'da aydınlandı. Dumanların ne kadar yükseğe çıktığını görüyorsunuz. Gri siyah dumanların. Buradaki yangın sebebi, kaynağı nedir? Kuşkusuz birazdan daha net bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Polis orada. Yine 112 Hızır ekip, servisler de orada, sağlık ekipleri de orada. Buradaki gelişmeleri bizler de takip ediyoruz. İTÜ yerleşkesinde, İTÜ kampüsünde, yani Maslak'ta böyle bir yangın var ve ajanslardan da sıcağı sıcağına bu son dakika bilgileri geçiyor. Yine İstanbul'da kalalım. Bir otobüs şoförü tartıştığı kadın yolcuya saldırdı. O saldırının anı ve görüntüsü. Bağıramazsınız. Bağırmaya devam edin. Bağıramazsınız. Ya yürü git. Durağı kaçırdınız. Ya yürü git. Bak bağırma. Ne bağırıyorsun ya? Kafa beni mi döveceksin? Ne yapıyorsun sen? Ne öldürecek misin beni ya sen? Ya yürü git. Katil misin sen? Ya. Daha başında mı yaşıyoruz ya? Şuraya bak, beni öldürecek ya. Ya yürü git. Şoför seyir halinde direksiyonu bıraktı, yolcuya saldırdı. Otobüsteki diğer yolcularsa olan biteni izlemekle yetindi. Bak bağırma. Ne bağırıyorsun ya? Beni mi döveceksin? Ne yapıyorsun ya sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ya yürü git. İstanbul'da Sultanbeyli Üsküdar seferini yapan özel halk otobüsünde başladı tartışma. İddiaya göre otobüs şoförü durağa girmedi. Yolculardan biri öğretmendi. Durakta inemeyince tepki gösterdi. Bütün otobüsler gidiyor da bu otobüs mü girmiyor durağa? Tamam, hayır, sessiz ol. Ablacığım sen de gel. Abla. Bu durağa girmek zorundasın. Girmek zorundasın. Otobüs şoförü kadına bağırmaya başladı. Tartışma kısa sürede saldırıya dönüştü. Şoför hareket halindeki otobüsün direksiyonundan kalktı, kadına saldırdı. Elinden telefonunu almaya çalıştı. Diğer yolcuların sakinleştirdiği öğretmen otobüsten inerek uzaklaştı. İETT şoför hakkında inceleme başlattı. Sertifikası askıya alındı. Bu işi istemiyorsan yapmayacaksın. Tamam mı?
Efendim şimdi son dakika bilgileri de geliyor. Tekrar gelsin ekranlarınıza. Neydi o son dakika? Belki de televizyonu yeni açmış olan izleyicilerimiz var. İTÜ kampüsünde Maslak'ta çıkan bir yangın. Erken saatlerde, sabahın erken saatlerinde çıkan bir yangın. Dumanların nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. İtfaiye yine saatlerdir buradaki yangına müdahale ediyordu. Gelen son bilgi İTÜ yerleşkesindeki yangının kontrol altına alındığı yönünde itfaiye erleri tarafından bu bilgiyi paylaşalım. Onlar da kendi özlük haklarıyla ilgili ciddi problemler yaşıyor itfaiye erleri. Yeri de gelmişken konuşalım. Bir yandan çalışma hayatındaki problemleri, diğer taraftan ne kadar zor bir iş yaptıkları, bir de işlere, iş yerlerine işte yaşanan olaylara, kazalara, yangınlara giderken yaşamış oldukları var. Böyle bir an Sultanbeyli'de şimdi bir kaza yaşanmış, belki aracının içinde sıkışmış kişi, onları kurtaracak demir makaslarla itfaiye erleri, fakat emniyet şeridinden ilerlemesi gerekirken kapatılmış. Emniyet şeridinde olmaması gereken araçlar ve şoförler bulunuyor. İtfaiyecilerin isyanı. İtfaiyeye yol verelim, itfaiyeye yol verelim, kaza var. Beyler emniyet şeridini boşaltalım. O yolda defalarca aynı anonsu yapmak zorunda kaldı. Açılan yol birkaç metre sonra yeniden kapandı. İtfaiye aracı emniyet şeridini işgal eden araçlar yüzünden kazaya yetişmekte gecikti. Ne işin var senin emniyet şeridinde ya? Boşalt emniyet şeridini. Sola yanaş araçlar, sola yanaş. İstanbul Sultan Gazi'de itfaiye aracı trafik kazası ihbarıyla yola çıktı ama bu manzara ile karşılaştı. Trafik yoğundu. Trafikten kaçmak isteyen bazı araç sürücüleri zorunlu olmadıkça kullanmamaları gereken emniyet şeridindeydi. İtfaiye aracı uzun süre ilerleyemedi. Sola geçin, sağ şeridi boşaltın emniyet şeridini. İtfaiye aracını kullanan şoför defalarca anons yaptı. Siren çaldı, emniyet şeridinin boşaltılmasını istedi. Emniyet şeridi ihlali araç kamerasıyla görüntülendi. Araçlar emniyet şeridini boşaltın, bak itfaiyeye yol verin. İtfaiye aracı yol açıldıktan sonra güçlükle ulaşabildi kaza yerine. Evet, şimdi akşam gazetesi de var, pek çok gazetede var. Kaza mı, cinayet mi diyeceğimiz bir haber gelecek ekranlarınıza. Önce izleyelim, sonra konuşalım. Önce benim oğlum boş ATV'sine çarpıyor. Sonra öteki ATV'lere ve çocuklara çarparak savuruyor. İyi misin? İyi misin? Duyuyor musun? Var mı bir şey? Abi konuşsun abi. Kazaydı, şu anda bildiğiniz cinayet yani. Annesi ünlü bir yazar, babası ünlü bir estetik cerrah. 16 yaşındaki çocuk lüks cipin direksiyonuna geçti, kaza yaptı. Hemen annesini aradı. İddiaya göre anne oğul yardım çağırmak bir yana, yaralıların cep telefonlarını da alarak kaçtı. İlk uçakla Mısır'a gittiler. Ormanda ölüme terk edilen yaralılardan Oğuz acı yaşamını yitirdi. Önce hastaneye gidiyor, ondan sonra da yurt dışına gidiyor. 28 yaşındaki Oğuz Acı ve 4 arkadaşı cuma akşamı İstanbul Sarıyer'de ATV turuna çıktı. Aynı dakikalarda yazar Eylem Tokun 16 yaşındaki oğlu da lüks ciple Kemerburgaz orman yolunda seyir halindeydi. ATV ile ilerleyen gençlerin araçları arıza yaptı o yolda. Benim oğlum arıza yapanın ön tarafına ışıklarını, flaşörlerini ön tarafa açarak görsün, kaza olmasın. Araçları orman yolunda arıza yapan gençler bir kaza da meydana gelmesin diye tedbir de alarak yol kenarında arıza yapan aracı onarmaya çalışıyorlardı. İddiaya göre o sırada hızla gelen bir otomobil önce 10 metre ileride tedbiren park edilmiş ATV aracına çarptı, sonra da diğer araçlara çarptı. İddiaya göre çarpan aracın direksiyonunda 18 yaşından küçük biri vardı ve kazanın hemen ardından ünlü de bir yazar olan annesini aradı, yardım istedi. Anne olay yerine geldi, oğlunu alıp uzaklaştı. Ama ortadan kaybolan sadece o sürücü ve annesi değil, kazazede gençlerin akıllı telefonları ve akıllı saatleri de ortada yok. Telefonlar bir kere çalıyor, birisi çıkıyor telefona. Yani çocuklarınız yaşıyor, sıkıntı yok. Ondan sonra telefonlar kapanıyor. O açılan telefon sonra bulundu mu?
Hiç daha şu anda telefonlar bulunmadı. Siz nasıl olur da hani o yaralıları orada bırakıp da yani telefonları alıp da kaçarsınız? Yalan söyleyemem. Bir anne olarak oğlum darp edilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Eylem Tok 5 yaralıyı olay yerinde ölüme terk edip oğlu TC'yi önce hastaneye sonra da havalimanına götürdü. 23.30'da meydana gelen kazadan sadece 2,5 saat sonra gece 2'de havalimanındaydı anne oğul. İlk uçağa bilet aldılar, saat 4'te Mısır'a uçtular. 28 yaşındaydı. Oğlum gencecik yaşta gitti. Hayata doymadı. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Eylem Tok oğluyla birlikte Mısır'a uçarken aynı dakikalarda yaşam mücadelesi veren 5 kişiden bir çocuk babası Oğuz Acı hastanede hayatını kaybetti. Geride kalan acılı aile ise yurt dışına kaçan anne oğlun Türkiye'ye getirilmesini, yargılanmasını istiyor. Zenginmiş, fakirmiş, garibanmış değil. Adalet ise adalet herkese eşit olması lazım. Nereye kaçarsa kaçsın evladımız gelecek teslim olacak adalete. Ailenin isteği, beklentisi bu kuşkusuz. İşte ehliyet yok, bir şey yok. 16 yaşında genç bir çocuk. Anne olarak diye söze başlıyor. Ünlü yazar. Ama diğer tarafta yerde yaralı yatanın da bir baba olduğu, onun da bir evladı olduğu unutuluyor. Ya da bir annenin evladı olduğu unutuluyor. Bir kaza yaşandı, bir ihbar. Burada kaza yaşandı, bir telefon edilemez miydi? Bu yapılmamış üzerine iddialar çok çarpıcı. Etraftaki telefonlar toplatılmış. Yani kaderlerine terk edilmişler, ölüme terk edilmişler. Böyle bir durum yaşanıyor. Şimdi Mısır'dan gelecekler mi, ne zaman gelecekler? İşte herkes, aile, Türkiye bunu merak ediyor. Takibini yapacağız bizler de. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde konuşacağız. Biri bana anlatsın başlığı altında. Sizin soracağınız konular var. Biz hazırladığımız haberleri anlatacağız. Birlikte konuşacağız. Hem günaydın, devam ediyoruz Çalar Saat'te. Yeniden İstanbul'da kalalım. İstanbul'da İTÜ kampüsünde, yerleşkesinde Ayazağa'da çıkan yangın ve o yangının görüntüleri. Ajanslar bu görüntüleri geçmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği'nden de hem bu yangın neden çıktı, bununla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunun bilgisi paylaşıldı valilikten. Sonra itfaiye ekiplerinden almış olduğunuz bilgi yangının kontrol altına alındığı yönünde. Maslak'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa yerleşkesi burası. Çıkan yangına hemen hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri müdahale etti. İstanbul Sarıyer'de bulunan burası, bu bölge, bu kampüs. Şimdi hani yangın neden çıktı, bunu anlamaya çalışıyor. Herkes, itfaiye ve burada da bir araştırma, bir soruşturma başlatıldığını İstanbul Valiliği aktardı. Öğrencilerin bulunduğu, yurtlar bölgesine yakın olmayan bir yer, öyle tarif ediliyor. Aynı zamanda burası yine hem trafiğin yoğun olduğu, hem karmaşanın da yoğun olduğu, inşaatların da böyle her yeni günde inşaatların yükseltilmeye çalışıldığı yer olarak tarif ediliyor. İçlerinde kaldığı bir konteyner kent gibi bir alan var. İşlerin kaldığı yere yakın olduğu bilgisi var. Onun da notunu aktarmış olalım. İTÜ Ayazağa kampüsündeki yangın bu şekilde artık soğutma çalışmalarına geçildiği söyleniyor. Ama diğer taraftan da tam o anda yangının yeniden parlaması da mümkün olabilir. İtfaiye çalışıyor. Şimdi dünya notlarını alacağız. Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Başlangıç haberi, anlatacakları çok önemli, çok çarpıcı. Hürriyet gazetesinden ben bir manşeti okuyayım. Devamını Zafer'e bırakacağım. Çünkü elinde önemli notlar var. Hafiye Hamza ajan çıktı. Victoria Kod adlı Mossad ajanını takip alan MIT, eski polis müdürü Hamza Turhan Ayberk ile 6 kişiden oluşan casusluk ekibini ortaya çıkardı. Özel dedektiflik yapan Ayberk sık sık televizyon ekranlarında da boy gösteriyordu, diyor Hürriyet gazetesi ve Zafer. Bahsedilen o isim eski emniyet müdürüydü. İşte 2002'de polislikten atıldığı yönünde bilgi de var. Ve televizyon ekranlarına çıkıyordu. Ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekiyor. Mescid-i Aksa'ya yönelik paylaşımlar. İşte bir gün bu hasretimiz bitecek diye paylaşımlar, ama kendisi ortaya çıktı ki İsrail ajanıymış, Mossad ajanıymış. Belgrad'da, Sırbistan'da Mossad tarafından eğitilmiş. Yürütülen tahkikat sonucunda o bilgilere ulaşıldı. Ve evlere baskın düzenlendi. Orada çok sayıda döviz, silahlar ve zehir bulundu aynı zamanda. O 7 adrese, 7 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında buradan da dikkat etmek lazım. İşte o Filistin paylaşımları var mesela. O da çok çarpıcı aslında. Onlar kamuflaj.
kamuflaj Filistin davasına destek veriyor gibi görünüp işte bu şekilde insanları etkilemeye çalışan insanlardan 7 casus Köstebek 2 operasyonuyla dün MİT ve İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Gazze'den notlara devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün acı bir açıklaması var. Gazze'de 2 yaşından küçük her 6 bebekten biri, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. Gazze'ye karadan yardımlar ulaşamıyor. Bunu defaatle dile getirmiştik. Dün yine Gazze'ye havadan yardımlar gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri ikinci kez Gazze'ye havadan yardımlar gönderdi. 2.3 milyon insan yaşıyor Gazze'de. Bu kez gönderilen 36.800 yemek. Daha önce de 38.000 gönderilmişti. Sayının ne kadar az olduğundan bahsediyorum aslında burada. Ne kadar yetersiz olduğundan bahsediyorum. O yüzden de geçtiğimiz gün burada söylemiştim, 15 bebek yetersiz beslenme yüzünden, açlık ve susuzluk yüzünden hayatını kaybetmişti. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması da 6 bebekten biri akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya diye. Ramazan öncesi bir ateşkes olacak mı ya da Ramazan boyunca bir ateşkes olacak mı? Onun görüşmeleri devam ediyor. Hala bir sonuç çıkmadı. Bu kritik günde dün Ankara'nın bir konuğu vardı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan onu Beştepe'de ağırladı. Ona dair haberimiz hazır. İzleyip devam edelim. İzleyelim. İsrail, Gazze halkını sadece açlık ve susuzlukla değil, aynı zamanda masum insanların tepelerine bomba yağdırarak da vahşice katlediyor. Tam 151 gündür son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Filistin'e uluslararası korumunun manın sağlanması için çabaların daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la birlikte İsrail yönetimi ve Batı için çok sert cümleler kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Netanyahu'yu soykırımla suçladı. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Gazze'de Ramazan ayı öncesinde ateşkes konusunda tarafların görüşmeleri sürerken Erdoğan Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir. Kalıcı barış için bir kez daha çağrı yükseldi Ankara'dan. Filistin Devlet Başkanı'ndansa Türkiye'ye teşekkür geldi. Türkiye tamamıyla kardeşlik temelinde tarihi sorumluluğuyla Filistin'e ve Filistin halkına karşı bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeye gidedir. 2,3 milyon Filistinli günlük temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor. Artık sadece lafta kalan barış çabaları yerine teminatlara sahip adil bir barışa ihtiyaç duyulduğu apaçık ortadadır. Umarız bir an önce insanları yaşatacak o çözüm, o çağrı duyulur dünya tarafından. Evet. Emeklilerimiz geçim derdi yaşıyor. İsviçre'de de emekliler geçim derdi yaşıyor. Ancak bir çözüm bulundu. İsviçre'de bir referandum vardı. İnsanlar sandık başına gitti. Emeklilere yılda bir maaş ikramiye verilsin mi? Yani 12 maaş alsınlar mı bir yıl boyunca diye. Ve sandıktan %60 evet oyuyla İsviçre'de emeklilere bir maaş ikramiye kabul edildi. Bir oylama daha vardı. Emeklilik yaşının 65'ten 66'ya yükseltilsin mi yükseltilmesin mi diye. O da %75 oranla red sonucuyla sonuçlandı. Ancak burada önemli olan bir maaş ikramiye. Bizde bir ikramiye veriliyor bayram öncesi, ancak o rakamlar işte 3000 olacak en evet. Son. Bir maaş değil, en düşük emekli maaşı kadar dahi değil. Böyle bir sandığa götürüyorlar, referanduma götürüyorlar. Bizde mesela böyle bir referandum olsa, emekli maaşlarına bir maaş kadar olsa o ikramiye diye, nasıl bir sonuç çıkar? Muhtemelen çok benzer, belki daha da yüksek. %200, %300, %1000. Yani herkes tarafından desteklenecek bir şey olur. Hatırlattığın konu, anlattığın önemli. İsviçre'de de insanlar hani bir zorluğu, bir güçlüğü yaşıyor. İsviçre'nin enflasyonuyla Türkiye'nin enflasyonunu kıyasladığımızda arada hani uçurumlar var ve İsviçre kendi emekleri için, onların refah için bir formül bulmaya çalışıyor. 13. maaş böyle bir formül. Sen hatırlattın, şöyle yapalım mı? Memleketin her yerinde et kuyrukları var. Yönetmenimizden Şeynaz abla, sana zahmet, hani Fox Haber olarak, Now Haber olarak dolaşıyoruz Türkiye'nin dört bir yanını. Şimdi dün akşam Derya Özcan'ın hazırlamış olduğu bir haber daha vardı. Gidelim mi? Memleketin bir başka yerine, bir başka adresine daha ve orada da Erzincan'da da et kuyrukları nasıl sabahın erken saatlerinde oluşuyor da insanlar
kuyrukta bekleyip uygun fiyattan, ucuz fiyattan et almaya çalışıyor. Birlikte izleyelim. Efendim geç mi kaldınız? Vallahi geç kaldık. Sabah namazını kıldık, yola düştük. Hakkı reva mı? Sabahtan kalkan şükret, şükret, şükret. Zenginler niye şükretmeyin? Hep bu garibanla, fakirle şükredeyim. Benim ayağımda 4 tane platin var. 1 kilo et kuyruğuna girmek için ben buraya koştum geldim. Ayağında 4 platin, daha da geç kalmamak için koşar adım geldi ucuz et kuyruğuna. Sıranın sonuna geçti. Erzincan'da da her yerde olduğu gibi kuyruk geceden gündüze uzadı. Hayvancılığın merkezinde o kuyruğa girenlerin sayısı sıranın sonundaki emekli Navaber rakibine geçim derdini anlatırken bile arttı. Eskiden besicilikle geçinebilenler artık ucuz et kuyruğunda. Hayvancılık zaten ölmüş hayvancılık. Benim de hayvanım vardı. Bundan sonra baktım götüremeyeceğim, bıraktım. Televizyona bakarken inanmazdım bu şekilde olduğunu. Erzincan'da olmaz derdim. Erzincan'da daha nereye uzanmış. Şimdi yokluk kuyruğu yok elhamdülillah. Varlık kuyruğu var, varlık. Varlık kuyruğu derler. Ne varlık kuyruğu? Yokluk kuyruğu. Hali vakti yerinde olmuş olsa bu adam gelir mi? 200 lira daha ucuza et alabilmek için Erzincan'daki et ve süt kurumu önünde de mücadele gece başlıyor. Çünkü geç kalan et bulamıyor. Üçüncü geldi. Sırada kaçıncısınız? Birinci. Bu saatlerde geldi. Öyle et kalmıyor. Dün öğleden sonra geldim. Et yoktu. Erzincan Et ve Süt Kurumu'nun önündeyiz. Saat 5.30 ve daha şimdiden sırada 10 kişi var. Dün geldim sıraya girdim. Sıra geldi, et bitti. Bugün yine namaz kıldım camıda. Geldim sıraya girdim. 9 orada bekleyeceğiz. Kalabalık çok diye aşağı yola iniyor. Kuyruğa girenlerin neredeyse tamamı emekli. Buz tutan ayakları belki az da olsa ısınır diye birer parça kartonla geliyorlar. Camiye girdim de namaz kıldım. Sıramı bekleyin. Kaçıncı sıradasınız? Ben ikinciydim. Saat 4.30'da geldi. Yani saat kaç? Saat 6.30. Bitti işte. Saat 6.30. Erzincan'da hava aydınlanmaya başladı. Gece karanlığında girilen kuyruk günün ilk ışıklarıyla birlikte daha da uzadı. Emekli aylığından 500 liraya et alamıyoruz dışarıdan. Mecbur sabahın 5'inde 6'sında buradayız. Vallahi emeklerin durumu belli zaten. Şartlar ağır. Mecbur bekleyeceğiz gelip burayı. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Emekli bitti. Yani emekliler yılı ya bu yıl. Çok güzel emekli yılı. Kendileri bilir. Dünen uzadı mesela, ne oldu? 20-30 iş yeridir. Ondan sonra tamam emek bitti, daha da yok. Koskoca Erzincan bir tane şube. Ramazan alışverişlerinize özel et ve süt kurumu satış mağazalarımız bugünden itibaren Ramazan ayı için saat 23'e kadar hizmet vermeye devam edecektir. Öğle saatlerinden önce et tükeniyor mağazalarda ama et ve süt kurumu Ramazan boyunca 23'e kadar hizmet vereceklerini açıkladı. Saat 4'te gelir. Aldım gidiyorum işte. Ne söyleyeyim, Allah utandırsın. Utansınlar, neydi? Ha, görürsünler dedik işte bak. Bu kuyruklar varlık kuyruğu mudur değil midir? Bugünkü başlığımız biri bana anlatsın. Lütfen bize bir anlatın. Emeklilerimiz, bu ülkenin çalışanları, bu ülkenin insanları. Et ve süt kurumunun önünde oluşan kuyruklar varlık kuyruğu mudur değil midir? Lütfen yazıp gönderin. Zafer. Yine yoksullukla ilgili bir haber. Önemli bir gelişmeyi paylaşacağız. Türkiye'de aslında bu yönde çağrılar vardı ancak Katalonya o gelişmeye imza attı. İspanya'nın özellik bölgesi Katalonya. Regl yoksulluğu diye bir şey var dünyada. Kadınlar hijyenik ürünlere, hijyenik petlere erişemiyor. Ve Katalonya bir karar aldı, dedi ki biz ücretsiz vereceğiz. Eczaneler vasıtasıyla bir uygulama yapacaklar. Kadınlar gidecekler eczaneden, o hijyen ürünlerini ücretsiz bir şekilde alacaklar. Türkiye'de bu konuda araştırma yapılmış. 2022'de kadınların %30'dan fazlası satın alırken bunları hayat pahalılığı nedeniyle güçlük yaşıyor. Yani %22,6'sı sıklıkla zorluk yaşadığını söylemiş o hijyen petlerini alırken. %8,5'i de her zaman sorun yaşadığını, satın alırken fiyat pahalılığı nedeniyle sorun yaşadığını söylemiş. Yani %30'dan fazla kadın bu konuda bir satın alma sorunu yaşadığını belirtmiş. Türkiye'de de bu yönde çağrılar vardı ancak o hamle Katalonya'dan geldi. Önemli, dünyaya örnek olacak da bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Trump'a bir iyi haber geldi yüksek mahkemeden. Colorado, Trump'ın seçime girmesini engelleme yönünde bir karar almıştı Colorado'daki mahkeme. Bunu Amerikan Anayasa Mahkemesi görüştü ve 9 yargıcın tamamı oy birliğiyle hayır, bir eyalet böyle bir karar alamaz. Trump seçime girecek, pusulada yer alacak dedi. Daha önce de söyledik, hiç kimsenin de bu karara uymamak aklına gelmez. Çünkü böyle bir teamül yoktur dünyada. Peki o zaman adım adım Trump ne dersin, düşüncen nedir? Yeniden başkanlığa mı gidiyor? Ya daha önce de söylemiştim, Biden'la yarışırsa
Ben Trump'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama geçtiğimiz günlerde yine bir iddia vardı. Michelle Obama Ağustos ayında aday olduğunu açıklayacak diye. O zaman dengeler değişir tabii. Biden-Trump yarışında New York Times'ın da zaten paylaştığı anket bilgisi o yönde. 5 puan Trump önde diye paylaşmıştı. Biden-Trump yarışında ben Trump'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani o seçilsin diye değil, görünen köy o şekilde diyelim. Testereli Başkanı'na uzanalım mı? Yine Amerika gidelim, kıtasına kadar biraz güneye inerek. Testereli Başkan, Arjantin Devlet Başkanı. Trump benzeri. Trump benzeri. Milei adı. Demişti ki ben kamu harcamalarını kısacağım. Elinde testereyle, miting meydanlarında elektrikli testereyle şov yapmıştı aslında. Ve görev başına geldi. Yaptığı icraatlerden biri de devlet haber ajansını kapatmak oldu. Milei'nin bu kamuya bir yük getiriyor. O yüzden ben bunu kapatıyorum dedi. Ancak devlet haber ajansının çalışanları da onun o kararına tepki gösterdi. Protesto gösterileri düzenledi. Adı da Telam. O devlet haber ajansının, Arjantin devlet haber ajansının. Bu da Milei görüntülerdeki isim ve onun testereli görüntüleri de vardı hatta. Hatırlatmak adına seçim kampanyası döneminden. Şimdi onlar da gelecektir. Tepki çeken bir açıklamaydı. Ancak destekleyenler de var ki devlet başkanı seçildi. Arjantin devlet başkanı Milei'nin o görüntüleri de ekrana geldi. Malta'ya uzanalım mı? Bir Türk vatandaşı orada hayatını kaybetmişti. Orada davada otomobille ezilmişti. Dava hakim sanığa 40 yıl ceza verdi. 40 yıl. Doğum günü kutlamasından dönen Pelin Kaya'yı aracıyla öldüren katil 40 yıl hapis cezası aldı. Ceza Kaya ailesini memnun etmedi. Malta'da yaşayan iç mimar Pelin Kaya, Ocak 2023'te arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Evine dönerken alkol ve uyuşturucu etkisindeki Jeremy Camilleri'nin kurbanı oldu. Camilleri kaldırımda yürüyen Kaya'ya aracıyla çarpmış, yardım etmek isteyenlere de engel olmuştu. 30 yaşındaki Kaya hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fransız asıllı katil tutuklandı. O günden bu yana cezaevinde olan Camilleri karar duruşması için mahkemeye gitti. Bizim yaşama sevincimizi aldı. Biz onun da hukuk önünde hak ettiği cezayı alarak yaşama sevincinin elinden alınmasını istiyoruz. Pelin'e ve bizlere yaşattığı acıyı her dakika bedeninde hissetsin istiyoruz. Kaya ailesinin de katıldığı duruşmada hakim Malta hukukuna göre en üst sınırdan ceza verdi. Katili 40 yıl hapse mahkum etti. 5000 euro para cezasına çarptırılan Camilleri 20.000 euroluk mahkeme masraflarını da karşılayacak. Karar Kaya ailesini memnun etmedi. Pelin'e bir daha asla sarılamayacaklarını hatırlatıp katilin daha ağır cezaya çarptırılması gerektiğini söylediler. Ve şimdi neredeyiz? Durağımız. Amerika Birleşik Devletleri olacak. Tennessee eyaletine gideceğiz. Otoyol kenarına bir uçak düştü. O uçağın düşmanları, daha doğrusu düşmanların hemen bir iki saniye öncesine ait görüntüler otoyoldaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tek motorlu bir uçak, içinde 5 kişilik bir mürettebat var ve bu kaza sonucunda o 5 kişinin tamamı hayatını kaybetti. İşte bir başka açıdan görüntüsü, uçağın düşmesi ve ardından yaşanan patlama. Uçak zaten tamamen enkaza döndü. İçinde bulunan 5 kişi de o uçak kazasında hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kez Michigan eyaletine uzanalım. Orada da bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın sonrasında orada patlayıcı kimyasal maddeler olduğu için patlamalar yaşandı. Bu yangın çıktı. 400 metre ilerisinde bu yangın nedeniyle 19 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Çünkü o patlamalar sırasında parçalar, enkaz parçaları etrafa yayıldı. Başına isabet eden bir parça nedeniyle de 19 yaşında bir genç ölüm onu 400 metre uzakta buldu. O da hayatını kaybetti. Peru'da ise çok çarpıcı bir görüntü. Ancak burada can kaybı yok. Dağın bir yamaçta dev kayalar düşüyor araçların üzerine. Bu görüntüde işte bir tır ve onun arka kısmına isabet eden bir kaya. Ve ardından onu takip eden araçta yaşanan bir kaza. O kaya da o aracın hemen ön kısmına isabet ediyor. Burada hiç kimsenin yaralanmamış olması da büyük bir şans eseri, atlatılmış bir durum. Tayland'da ise direksiyon başında uyuyan bir kamyon şoförü ve ardından yaşanan kazanın görüntüsü geldi. Bu kamyon şoförü uyuyakalmış direksiyon başında. Bir kavşakta önüne çıkan aracı da sürükleyerek, ezerek ilerliyor. İçinde 4 çocuk ve bir sürücü var, onların babası. Bir çocuğun durumu ağır. O kendisi hastanede tedavi altında şu an. Onun da iyileşmesi bekleniyor. Kazanın sonrasında da işte o kamyonun ve aracın ne hale geldiğine ait görüntüler de bu şekildeydi. Geçen hafta verdik, Texas'ta bir yangın vardı. Burada 1,2 milyon dönüm ormanlık alan küle döndü. Bir dava açıldı, ilk dava. Burası ilginç geldi bana, daha önce şahit olduğum bir şekilde değil. Elektrik telleri doğru çekilmediği için enerji şirketine dava açıldı Texas'ta.
1 milyon dönümden fazla alanın küle döndüğü, orman yangınlarının yarattığı tahribat havadan görüntülendi. Yangın sonrası ilk dava elektrik hatlarını doğru çekmediği iddiasıyla enerji şirketine açıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaleti geçtiğimiz hafta eyalet tarihinin en büyük ikinci yangınını yaşadı. Ormanlık alanda başlayan yangın kontrolden çıktı, hızla ilerledi. Binlerce kişi yangın nedeniyle tahliye edildi. Yangın günlerce sürdü. Komşu eyalet Oklahoma'ya da sıçradı. 5000 ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Yangın sebebiyle bölgede bulunan nükleer tesis kapatıldı. 1.2 milyon dönüm ormanlık alanın küle döndüğü açıklandı yangında ve yangınla ilgili ilk davada açıldı. Elektrik hatlarını olması gerektiği gibi çekmediği, bu yüzden alevlerin kontrolden çıktığı gerekçesiyle enerji şirketine dava açıldı. Bir yandan da sizlerden Adana'dan mesajlar geliyor. Onları not alıyoruz. Az sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Çalar Saat'te olacak, NAV ekranlarında olacak. Bizim sorularımız var, kendisine yönelteceğiz. Sizin de sorularınız varsa lütfen yazıp gönderin. Mesela yeni stadyum kavşağı, burası ne olacak? Maç günleri problem yaşıyoruz. Hafta sonları göl çevresinde seyahat eden Adanalılar, hani onlar için de zor bir yer haline geldi. Buraya bir proje üretiliyor mu diye sormuş izleyicilerimizden birisi. Soralım kendisine. Devam. Şimdi Çin galiba. Çin'e uzanacağız. Çin'de bir afacanın az kalsın faciayla sonuçlanacak bir eyleminin görüntüsü. Bu çocuğun eline meşale vermişler. Burada tabii anne babasının da biraz sorumsuzluğu var. Çocuk meşaleyle oynuyor, çeviriyor, sallıyor orada. Ve hemen yanında iki tane rögar kapağı var. Orada bir metan gazı birikmesi var. O meşaleden bir kıvılcım rögar kapağına inince ardından işte patlama yaşanıyor. O rögar kapakları bir mermi gibi havaya yükseliyor ve ardından yere düşüyor. Hatta bir tanesi hemen önüne düşüyor o çocuğun. Çocuk da takılıp düşüyor. Ancak Allah'tan hiç kimseye bir şey olmadı. Ufak bir incinmeyle bu kazayı atlatmış o küçük çocuk. Geçmiş olsun diyelim. Yine Çin'den bir görüntü. Trafikte sakin olmakta fayda var her zaman için. Bir motosiklet sürücüsü bu 3 şeritli yolda giderken iki aracın arasından girecek ama giremiyor. Oradaki sürücü, otomobil sürücüsü sola sinyal veriyor. Motosiklet sürücüsü de öfkeleniyor. Öfkelenip burada aynasına doğru bir hamle yapıyor. Fakat o sürücü de tabii çok hatalı. O da üzerine kırıyor arabayı ve ardından motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Polis de o sürücünün peşinde şimdi çarpıp kaçıyor. Yoluna da devam ediyor. Burada yani öfkeyle kalkan zararla oturur. Trafikte herkesin sakin olmasında da fayda var. Polonya'da ise iklim aktivistleri yine eylemdeydi. Bir orkestra konser veriyordu. O sırada iki iklim aktivisti sahneye çıktı. Müziği de hatta biraz duyalım. Çünkü burada bu şu önemli ki orkestra şefi hiçbir şekilde ritmin bozulmasına müsaade etmiyor. Yani o pankartı çekerken bile tüm orkestra çalmaya, hiçbir ritmi kaçırmadan, hiçbir notayı kaçırmadan çalmaya devam ediyor. Ardından güvenlik görevlileri de gelip onları sahneden indiriyor. Orkestra şefinin profesyonelliği de burada çok önemliydi. Son bir not, başına bir şey gelmediği için biraz gülümsetebilir. Başına bir şey gelse büyük bir felaket olabilirdi. Galler'den gelecek bir görüntü. Galler'de bir marketin önünde bir kadın orada alışveriş arabasıyla birlikte duruyor. Evet. Ancak dükkanın kepengine kıyafeti takılıyor. Kıyafeti takılınca, kıyafetiyle birlikte kepenk de yukarı kalkınca kadın da bu şekilde yükseliyor. Aslında çok tehlikeli bir durum. Evet. Ama başına bir şey gelmediği için gülümseyebiliriz diye söyledim. O da tutunmak için, herkes şöyle yorumlar yazmışlar İngiltere'de özellikle. Niye o arabayı tutmaya çalışıyor hala diye. Aslında tutunmak, hani bir dalı tutmak amacıyla öyle bir hareket yapıyor. Ama neyse ki imdadına bir market çalışanı yetişiyor ve o kadını oradan indiriyorlar. O da böyle bir kaza atlatmış diyelim. Geçmiş olsun. Zafer Söken. Bülten sorumlumuz Zafer Söken anlattı, dünyanın notlarını anlattı, aktardı. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde daha paylaşacağımız haberler var. Tarım Kredi Kooperatifinde fiyatları sabitleden ürünler oldu. Şimdi yeni bir anlaşma daha yaptı Et ve Süt Kurumu bazı marketlerle. Nedir o anlaşma? Acaba Et ve Süt Kurumu'nun önündeki kalabalıklar, kuyruklar erisin diye mi yaptılar? Düşüncenizi de merak ediyoruz. Biri bana anlatsın başlığı altında yazıp gönderin. Bir mola, dönüşte buradayız. Devam ediyoruz. Başlığımız biri bana anlatsın. Antalya ve Muğla. Hortum vurdu, sel vurdu. Memleket havasıyla ilerliyoruz. Hortum geldi. Hortumun sesi şu an bir çatırdı. E
Ege ve Akdeniz'in birçok kesimi fırtınalı yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sel, su baskınları yaşandı. Hortum çıktı, ağaçlar devrildi. Seçim çalışması sırasında Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Mehmet Ersan üzerine ağaç devrildi. Sarı kodlu uyarı verilen illerden biri de Burdur'du. Yetkililerin kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı sonrası olumsuz hava koşulları Burdur'da öğle saatlerinde başladı. O sırada merkeze bağlı Özgür Mahallesi'nde Ototamirciler sitesinde Saadet Partisi Başkan Adayı Adnan Ersan seçim çalışması programı kapsamında sitedeydi. Oğluyla birlikte yürüdüğü sırada kuvvetli rüzgar ağacı devirdi. Adnan Ersan ve oğlu Mehmet Taha Ersan ağacın altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler ağacı kaldırdı. Başkan adayı Ersan ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Adnan Ersan'ın sol ayağı kırıldı kazada. Baba oğlun sağlık durumu iyi. Turuncu kodla tehlike uyarısı verilen iki il Antalya ve Muğla'ydı. Fırtına, hortum, şiddetli yağışlardan iki şehirde birçok ilçe etkilendi. Hortum ya, daha hortumun sesi şu an bir çatırdı. O bölgelerden biri de Antalya Kumluca'ydı. Kumluca'ya hortum böyle geldi. Bir serayı vuran hortum ne varsa içine kattığı gibi seyrine devam etti. Güneş panelini de sürükleyen hortum paneli bir aracın üzerine savurdu. Araçta bulunan çocuk yaralandı. Aracın içine sıkışan çocuğu vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan Muhammed Ali'nin ayağında kırıklar oluştu. Tedaviye alındı. Hortumun ardından çekilen görüntüler hasarın boyutlarını gözler önüne serdi. Apartmandan dışarı çıkabiliyor mu şu anda? Ben çıkamıyorum. Çıkamıyor mu? Şiddetli yağışlar Antalya'da hayatı durma noktasına getirdi. Caddeler, sokaklar su altında kaldı. Araçlar, yayalar, evlerinde oturanlar bile mahsur kaldı. Giriş ve bodrum katları su bastı. Hayır, anlamadım. Neden geliyor bu? Neden geliyor ya? Muğla'da sabah başlayan yağışlar akşama doğru etkisini artırdı. Yollar göle döndü, taşkınlar yaşandı. Marmaris'te derelerden akan su denizin rengini değiştirdi. Bodrum'da da caddeleri su bastı, tekneler karaya vurdu. Bugün Antalya için turuncu kodlu uyarı devam ediyor. Sel, su baskınları, hortum, ağaç devrilmeleri gibi can güvenliğini tehlikeye sokacak çok sayıda risk için tedbirli olunmalı. Yetkililerin bugün için sarı kodlu uyarı yayınladığı illerimiz Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır ve Batman. Şimdi bir hak arayışı, adalet çağrısı, seslerini duyurmaya çalışan işçiler, kadın işçiler. Hakları var, emekleri var, alın terleri var. Bir sabah işe gittiler. Niye geldiniz? Gelmeyin, biz sizi işten çıkarttık sözünü duydular. Emekleri, tazminatları da verilmiyor. İşe geldik, çalıştırmıyorlar, iş yok diyorlar. İçeri almıyorlar, kapıda bekliyoruz. Yani kaldırıyoruz da vermiyorlar diye bile uyutuyorlar. Bizi saat 5'te saldılar. Hiçbir kağıt imzalatmadan. Gidin iş yok dediler. Biz ayın birinde gelin iş var dediler. Biz dün geldik, bugün geldik, kapıları kapattılar, gittiler. Ne iş veriyorlar? Biz buraya iş için geldik, çalışmak için geldik. Ha, iş vermiyorlarsa tanzimatımızı versinler, biz evimize gidelim. Başımızın çaresine bakarız. Sabah saat 8'de giriyoruz, 5'te çıkıyoruz, hiçbir moralımız yok. 8 saat çalışacağına 10 saat çalışıyoruz. 8 yıldır burada çalışıyoruz, işe değer vermiyorlar. 8 yıldır çalışıyorlar, emeklerinin üzerine çökmeye çalışanlar mı var acaba? Verin bizim hakkımızı diyen kadın işçiler. Şimdi siyaset, siyasetin arka odalarını anlattı CHP lideri Özgür Özel. Biri bana anlatsın bugün başlığımız. Özgür Özel anlattı siyasetin arka odasını. Kapının önünde el sıkışana demleniyor. Hain, teröristle pazarlık ediyor. Ben bu ikiyüzlülüğe bir kere bir itirazım var. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor ya da toplumun bir kesimine hakaret ediyor. Varsın askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin. Varsın bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten geri durmasın. Biz demlen,
mecliste görüştüğümüzle onların bize ziyarete geldiğinde, bizim onlara ziyarete gittiğimizdeki görüşmemiz normal siyasi parti ilişkileri sınırları içinde ilişkilerdir. AK Parti, MHP bu görüşmeyi yapmaz. Mecliste arka odada bayramdan sonra bir görün birbirlerine nasıl sarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlardan CHP'yi DEM Parti ile temasları üzerinden hedef alırken Özgür Özel iddialı cümlelerle siyasetin meclisin arka odasını anlattı. MHP'nin, HDP'nin grup başkan vekilleri, meclis başkan vekilleri çok samimidir. Olması gereken de budur. Arkada aynı masada her akşam yemek yeriz. Meydandan meydana, ekrandan ekrana 31 Mart seçimleri öncesinde karşılıklı atışmalarda cümleler sivriliyor. Her gelen gideni aratıyor. Devrik Genel Başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz. Hatta sık sık karşı karşıya gelirdi. Konya'yı, Çorum'u ayrı birer ülke zannetse de yine de Bay Kemal'in kendine has siyaset yapma usulü vardı. Her gün o zam yapacak, bize dem diyecek. Senin istediğin kavgayı yapmam. Emeklilerin hakkı için kavga edeceğim. Çalışanların hakkı için kavga edeceğim. Yoksullar için kavga edeceğim. Ana muhalefet gündemin ekonomiden, pahalılıktan şaşmamasını istiyor. Erdoğan'sa salvolarını DEM Parti üzerinden yöneltiyor. Ama Özgür Özel itirazım var dedi. Meclisi Cumhur İttifakı'nı anlattı. Kamera önünde ben bunu sürdürdüğümde demleniyor oluyor. İçeride bunları yapıp dışarıda küsüz diye sahtekarlık yapanlar milliyetçi oluyorlar. Şimdi İstanbul yarışına bakalım hep birlikte. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 11. Kent Lokantası'nı açtı. 4 çeşit yemek 40 lira. Meclis lokantasından ucuz. Ablamızı alın içeri. Anneciğim gel. Allah razı olsun. Biraz ayarı kaçıyor olabilir. Kusura bakmayın. O kadar başkan eli yapacak bir şey yok. Bu yerler şu anda ihtiyaç. Daha fazla açacağız. Her ilçede en az bir yer olacak. Belki daha fazlası ihtiyaç olacak, devam edeceğiz. Ama benim duam ne biliyor musunuz? Milletimizin zenginliğini konuştuğumuz ve bu tarz ihtiyaçların çok olduğu değil de azaldığı bir Türkiye istiyorum. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'na memleketin ekonomisini düzeltmesi adına kendi esas sorumluluk alanına dönmesini öneriyorum, davet ediyorum. İşçi, emekli ve öğrencinin 40 liraya karnını doyurabildiği kent lokantalarının 11.sini açarken Cumhurbaşkanı'nı da görevini yapmaya davet etti İmamoğlu. Ekonominin düzelmesini temenni etti ancak manzara buydu. Sultan Gazi'de açılan kent lokantasına girerken zorlandı İmamoğlu. Kent lokantamız hayırlı olsun. Her ilçede bu kent lokantalarını açacağız çünkü insanlarımızın ihtiyacını görüyorum. Sandalyenin üzerine çıkıp konuşmak zorunda kaldı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da 11. kent lokantasını Sultan Gazi'de açıyor ve kent lokantası önündeki ilgi çok büyük. İmamoğlu işte bu kalabalığa sesleniyor. Bunların hiçbirisi size lütuf değil. Bu sizin hakkınız. Bizim harcadığımız şey sizin paranız. Sizin hak ettiğiniz yönetim biziz. Domates, çorbası, dana haşlama ve makarnamız var. Fiyatı da 40 lira. Portakalı 40 liralık içinde. Tamam. Hatay'daki narenci üreticisini unutmayın Erdal Bey. Evet efendim, talimatınızla alımlara devam ediyoruz. Alımlara devam edelim. Önlüğünü giyen Ekrem İmamoğlu'nun kepçesi boldu ama kendisine az koydu. Bir tane de çorba alayım, makarna yemeyeceğim. Diyet yapıyorum, çok da iyi gidiyor. Formumu korumam lazım, beni 5 yıl bekliyor hemen. Ve rakibi Murat Kurum. Murat Kurum'un da peşinde izini sürenler TOKİ mağdurları. Bana söz verdiniz. Onları bak ne yaptım ben sana anlatayım. Biliyorum başkanım. %30 biliyoruz. İndirim yaptık. 25 yaptık ondan başkanım. Sonra da. TOKİ'de verdiği sözü tutamadığı için mağdur vatandaşlar kendisini protesto ediyor. O Allah razı olsun diyor. Bunların kulakları vatandaşın dertlerine tıkalı. Vatandaş 31 Mart'ta o tıkalı kulakları sağlam bir çekecek. Kavacık'ta da yine bir TOKİ mağduru kesti önünü. Bakanlığı döneminde verdiği sabit taksit sözünü hatırlattı. Lütfen sizden rica ediyorum. Ben her zaman sizin yanınızda oldum. Sağ olun başkanım. Başkanım şu sabiti yapın ya. Benim elimden gelen ne varsa sizlerin yanında olacağım, tamam mı? Sizden ikinci söz aldım. Bu sefer yapalım. Ben sözünü aldım. Ne kadar tutar bilemem. Metrobüs kuyruğunda ya ben o manzarayı görsem
ve belediye başkanı olsam utanırım, sokağa çıkamam ya. İstanbulluları evlerinden, semtlerinden ettiler. Yarım kalmış projelerle evsiz bıraktılar. O sebeple Sayın Murat Kurum bu şehrin sokaklarında gezemiyor, gezemeyecek. Metro hattımızı hızlıca yapacağız dedik. Bu hattı biz açacağız diyorlar. Vatandaşlarımız 16 Mart'ta açacağız dedikleri ama kesinlikle açamayacakları o duraklarda bekleyecekler. Bu adamlar var ya, olsa olsa siyasetin konusu değil, karikatürü olurlar, karikatür. Seçim çalışmaları için her gün İstanbul'u ilçe ilçe gezen iki aday da birbirine sokağa çıkamaz göndermesi yaptı. Murat Kurum İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan ulaşım ve metrobüs kuyrukları üzerinden yüklendi rakibine. İmamoğlu ise 5 yıldır evlerine kavuşamadıkları için her hafta eylem yapan TOKİ mağdurlarını hatırlattı. İETT otobüsleri gelmiyor ya. Ya da saatler sonra geliyor. Şurada gençlerimizi dinledik. Ben diyor 40 dakika otobüs bekliyorum. 40 dakika. 31 Mart'ta bu kibirli belediye başkanını süresiz tatile gönderecek miyiz? Memleketin her yerinde seçim var ama öne çıkan yer, adres mega kent İstanbul. Peki acaba Adana'da durum nedir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'taki adayı aynı zamanda kendisi. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Adana'da seçim i̇yiyiz. Havası nasıl? Atmosfer nasıl? Öncelikle hayırlı olsun yeni adınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Zaman zaman karıştırıyoruz biz ama neyse bizim de dilimiz alışacak. Hala Fox diye algılanıyor. Nereye çıkıyorsunuz Fox'a? Fox'a çıkıyor evet. Falan gibi. Öyle söylüyorlar. Esasında tabii Adana'da heyecanlı bir seçim var ama muhtemelen İstanbul çok çok mega bir kent olduğu için basın da oraya odaklanmış. Sürekli İstanbul'dan bahsediyor, sürekli İstanbul'dan bahsediyor. Doğal olarak sanki sadece İstanbul'daymış gibi seçim gibi anlaşılıyor. Ama oysa Ankara'da var seçim, Adana'da var seçim, İzmir'de de var, bütün ülkede var. Tabii ki İstanbul'daki yarış biraz daha farklı. Çünkü Sayın Neden Cumhurbaşkanı... Neden mesela İstanbul bu kadar ön plana çıkıyor, biraz daha farklı? Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'u almakla ilgili çok çok büyük çaba gösteriyor. Neden sizce? İşte İstanbul'u alan Türkiye alır diyor ya. Yani o hani bir daha İstanbul alırsa Türkiye aldım gibi algılayacak. Muhtemelen öyledir yani. Şimdi Ankara'yı da hatırlattınız siz. Evet. Adana'ya döneceğiz. Bu arada izleyicilerimiz yazmışlar hemen hani yeni stadyum kavşağı. Bu kavşak ne olacak? Hafta sonları problemler yaşanıyor, tıkanıklık oluyor, maç günleri falan. Burayla ilgili projeleriniz var mı diye soran izleyicilerimiz var. Başka Sayın Zeydan Karalar'a sormak istediğiniz Adanalılar ekran karşısındaysanız projelerinizi lütfen yazıp gönderin ya da işte merak ettiklerinizi, projelerle ilgili merak ettiklerinizi yazıp gönderin. Aynı zamanda siyaset değerlendirmesi, sokak emekler değerlendirmesi de isteyeceğiz. Gündemi de birlikte yorumlamak istiyoruz efendim sizinle. Memnuniyetle. Ankara'ya gidelim mi? Buyurun. Ankara'ya siz dikkat çektiniz. Başkentimiz. Başkente bence, gidelim bir. Bence sadece Adana'ya gidelim ama siz bilirsiniz. Yani. Adana'ya geleceğiz. Adana'ya yani. Uzun uzun konuşacağız. Adana'da Ankara mesela emekler için, gençler evet, için, tabii. Çocuklar için evet, evet. Neler yaptınız, neler yapacaksınız? Evet. Projelerinizin ne kadarını tamamladınız? Konuşmak istiyoruz. Bir gidelim. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart öncesi vermiş olduğu mesajlar. Hakkınızı çok yedik çocuklarımla ben. Estağfurullah. 5 yıldır bizler için çok emek verip çok mücadele ediyorsunuz. Babamı kaybetmiş bir insanım. Başınız sağ olsun. Ve ben sizi baba olarak gördüm abimden Eyvallah. Sonra. Eyvallah. Çocuklarım ve bana hakkınızı helal etmenizi Estağfurullah. İstiyorum. Estağfurullah helal olsun. Ve elinizi öpmek istiyorum. Öptürmem elimi Allah aşkına. Elini öpmek isteyen bir vatandaşa elini öptürmedi. Kamu idarecisinin eli öpülmez dedi. Bu bizim görevimiz diye ekledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kamu idarecisinin eli öpülmez görevini siz yapar. Siz bize 5 yıldır babalık, annelik, arkadaşlık, yoldaşlık her şey oldunuz. Eyvallah kızım. Ve biz Türkiye'de Ankara'da ilk defa böyle bir şey yaşadık. Tamam. Bize bu mutluluğu, bu sevinci yaşattınız. Sağ ol, sağ ol. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un memleketi doğum yeri Bala'da. Başkanım biz sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz başkanım. Allah'a emanet ol dostum. Ocak ortam verin. Bizden önce de belediye vardı. Kırsal kalkınma desteklerine böyle destekleme var mıydı?
onların işi gücü sizden aldığı parayı başka yere harcamaktı. Kırsal kalkınma desteğini en fazla alan ilçe Bala. Mansur Yavaş 2 yıldır dar gelirli ailelerin çocuklarına kantin desteği veriyor. En son geçtiğimiz cumartesi 13.121 çocuk için 550'şer lira kantin desteği yatırdı. Dar gelirlerin ailelerine düzenli şekilde kırtasiye desteği, ulaşım desteği, kantin desteği her şeyini yapıyoruz. Yeter ki o yavrular mahzun kalmasın. Mansur Yavaş Türkiye'de ilk kez seçim öncesi mali durum raporu yayınladı. Rapora göre Büyükşehir Belediyesi'nin borçları 5 yılda 1 milyar 858 milyon 913 bin dolar azaldı. Hesap veriyoruz. Bu hesap verme kavramı bütün gelişmiş ülkelerde olmazsa olmaz. Emanet ediyorsunuz parayı. Elbette bilmeniz en doğal hakkınız. CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun sokak ziyaretinde ise renkli görüntüler vardı. Beşikçioğlu ve Ankaralılar birlikte Ankara havası oynadı. Sinan Bey günaydın. Zeydan Karalar'la Portakal Çift Karnavalı'nı, festivalini konuşmadan geçmeyin yazmış. Rahim Hanım, Osmaniyeliyim ama Zeydan Başkan demiş kendisi. Destek nasıl, sokak nasıl, ilgi nasıl? Ankara'ya bir küçük mola vereyim, Adana'ya evet. Dönelim. Vallahi çok yani Adana Zeydan Karalar'a sarılmış yani, bırakmaz. Peki. Böyle sıkı sıkıya sarılmış yani. Kolay. Peki sokağa çıkıyorsunuz efendim. Evet. Hani orada insanların size yönelik olarak ilgisinden ziyade gündemlerinde ne var? Seçim mi var, geçim mi var? Gözleminiz nedir? Yani geçim olduğu için seçim geliyor zaten. Hani gerçekten insanlar çok çok zor durumda. Olağanüstü sıkıntı çekiyorlar. Bu çok aşikar. Bugün işsizleri bırakın bir yana. İşsizlik giderek artıyor. Onlar bir yana, emekli de işsiz gibi yani. 10 bin lirayla emekli nasıl geçinsin? Bir çalışan nasıl geçinsin? Şimdi iki çalışan eskiden araba, ev, yazlık alabiliyordu. Şimdi iki çalışan sadece ve sadece evini zor geçindiriyor. Gıdayı anca yettirebiliyor. Yani dolayısıyla durum yani külliyen felaket o konuda. Ama tabii buna biz sorumlu olmadığımız için bize sadece kazanmakla ilgili böyle yalvarırcasına kaybetmeyin seçimi diye bize sarılıyorlar. Ben yaklaşık 10 yıldır belediye başkanıyım. Adana'da işler yaptım. Adana çalıştım. 24 saatimi verdim. Dolayısıyla inanın sokaklarda hani 1000 kişiden belki biri beklentisini karşılayamamış. O da rica ediyor. Hani öyle bir çok önemli. Onsel belediye başkanı yapıyorsunuz. O kadar çok işsizin olduğu bir yerde, iş taleplerinin 200 bini geçtiği bir yerde siz sokakta rahat rahat dolaşıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Tekrar devam edeceğiz Adana'dan. Hatta bu et kuyrukları ile ilgili ne düşünürsünüz? Sosyal yardımlarla ilgili belki sizin göreviniz değil ama vatandaşı desteklemek adına siz de pandemiden beri sosyal yardımlarla işte bir yandan Adanalılara destek olmaya çalışıyorsunuz. Bir de deprem yaşadınız. Onu da konuşacağız. Deprem dirençli kentler için Adana'da yeni projeler var mı? Fakat evet. Mansur Yavaş'ın rakibi Turgut Altınok, izleyelim verdiği mesajları. Bir bakıyorlar, ulan yalnız bir adam. Korumalar nerede? Ya ne koruması? Bir hak var bizde. Hadi hadi. Allah geldi. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, Nallıhan'a çakarlı araçlardan oluşan konvoyla gitti. Ama kendisinden yalnız bir adam diye bahsetti. Bir bakıyorlar, ulan yalnız bir adam. Korumalar nerede? Ya ne koruması? Bir hak var bizde. Altınok'un Nallıhan ziyaretinden bu görüntü yansıdı sosyal medyaya. Ancak bu konuda kurduğu cümlelerde tartışma konusu oldu. Çakarlı yapmak. Bayrağa ben kaç kez geldim. Bir şoför bir korumanın haricinde araba yoktu. Rakibim de bayrağlı hemşeriniz. Hemşerimizin tutacağız diye ona oy verebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Büyük bir oy farkıyla kazanacağımı hepiniz görüyorsunuz. Soruyoruz. Nedir en büyük projesi? Evem yardım yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2 yıldır dar gelirli ailelerin çocuklarına verdiği kantin desteği de Altınok'un vaatleri arasında yer aldı. Çocuklarımıza kantin kart geliyor, kantin. Turgut Altınok'a Ankara'da seçim ziyaretlerinde destekse MHP lideri Bahçeli'den geldi. Bahçeli ve Altınok kol kola Keçiören ve Yeni Mahalle'yi ziyaret etti. Bir izleyicimiz yazmış.
pandemi zamanında Zeydan Karalar bir günde neredeyse Sahra Hastanesi'ni tamamlamıştı. Teşekkür ederiz demiş. Ama sonra Sahra Hastanesi ile ilgili ciddi sorunlar da yaşandı. Merkezi hükümetle, işte yönetimle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Orada meşhur ettiler biz diyorsunuz siz. Meşhur ettiler biz, evet. Ya şöyle, yani pandemi hastanesinin aslında kıstasları, şartları belli. Olağanüstü şartlarda pratik olarak kurulan, olağanüstü şartlar kalktığında pandemi hastanesinin kalktığı bir şey. Şimdi mesela şöyle diyorlar. Hani pandemi hastanesi nerede? Ya kardeşim, deprem bitti, pandemi hastanesi bitti. Pandemi bitti, pandemi hastanesi bitti. O günkü şartlar içinde kurulan bir şey. Bizim bütün bilim adamları pandemi hastanemizin çok yerinde olduğunu söylediler. O tartışma geride kaldı. Konuşsunlar, önemli değil. Peki, çok doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz yani. Yani sonuçta Adanalılar da bunu yazıyorsa demek ki bunu da kıymetlendirmişler. Evet. Şimdi projelerinize gelelim. Ne kadarını yaptınız, ne kadarını başardınız? Söz verdiniz çünkü 2019'da. Ne kadarını tamamladınız mesela yüzdeye vurduğunuzda? %100'ün üstünde, çünkü bizim göreve başlarken hani mali açıdan çok zor durumda olmamıza rağmen çok büyük hedefler vermedik. Yani ama mesela biz 3 alt geçit sözü vermemiştik. 3 alt geçit yaptık. Adana'da ilktir. E5'in altında alt geçit yapan belediye başkanı yok bugüne kadar. Peki bunları yaparken zorlandınız mı? Hayır. Onu anlatacağım şimdi. Alt geçit var. Karayolları yaptı. Bir tanesini 14 ayda yaptı. Bir tanesini 11 ayda yaptı. Biz bir tanesini 86 günde yaptık. Bir tanesini 100 günde yaptık. 100 günde olması nedeni de orada iki tane deplasyon yüksek enerji hattının önceden haritada görünmeyen çıkmasından dolayı oldu. Hı hı. Türkmen başına bir alt geçit yaptık. 3 alt geçit yapan tek belediye başkanıyım ben. 5 bulvar yaptım. Hani hepsi trafiğin rahatlaması için olağanüstü güzel yerler. Yani ikisi Sarıçam'da. Onun yanı sıra 111 otobüs aldık. Şimdi 50 otobüs daha alacağız. Bundan sonra alacağımız otobüslerin tamamı elektrikli olacak ya da büyük bir bölümü elektrikli olacak. Sera gazı biliyorsunuz küresel ısınmaya destek olsun diye. 321 iş makinesi aldık ki 321 iş makinesi ayda 65 milyon daha az kira ödemesini sağladı. Kreşimiz yoktu yapılan. 7 kreşi bitirdik. 2 kreş daha bitiriyoruz. 20'ye tamamlayacağız bir dahaki dönemde. 3 alt geçit yaptık. 8 alt geçit daha yapacağız yeni dönemde. Peki yani, şimdi mesela zorlandınız mı kısmına gelelim. Problemler yaşadınız hayır. mı? Bakın şimdi engellemeyle karşılaştınız mı? Çünkü muhalefetteki belediye başkanları bundan çok yakındılar. Bütçeniz yetti mi mesela? Gayetim. Bütçemiz şimdi biz aslında şöyle başlamak lazım. Yani aldığımız tabloyla geldiğimiz tablo arasındaki farkı söylersek ne kadar önemli bir gelişme kat ettiğimizi de söylemiş oluruz. Söyleyin o zaman. Şimdi biz mesela aldığımızda bizim borcumuz 4 liraydı, gelirimiz 1 liraydı. Evet. Şimdi bu seneki bütçemizde gelirimiz 4 lira, borcumuz 1 lira olacak. Yani yaklaşık 9 milyon dolar borç, yani 160-170 milyon dolara düştü. Öyle söyleyeyim. Yani 6'da 1'e düştü. Bu tabii bizi rahatlattı, iş yapabilir, gücümüzü arttırdı. Dolayısıyla bu işlerin hepsini yapabiliyoruz. Ya yani biz o kadar çok ilkler yaptık ki, mesela ulaşım hizmetlerinde yani 3 milyon ton asfalt döktük. Bir önceki dönemde 894 bin ton asfalt döküldü. 3,5 kat iş yapmışız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu hani yaptığımız işin boyutu açısından çok önemli. Mesela bisiklet yolu neredeyse yoktu. 44 kilometre bisiklet yolu yaptık. 197 kilometre planladık. 72 kilometresini bitirelim diye hedefledik. 44 kilometrede kaldık. 111 otobüs satın aldık. İşte dedik ya, 5 yeni bulvar açtık. 221 eski ana cadde ve bulvarı yeniledik. Bunlar bizim yaptığımız. Şimdi onun dışında mesela Adana'da çok ciddi, yani daha doğrusu bütün metropollerde sorduğunuz zaman ilk sorun nedir? Trafik akla gelir. Biz ulaşım masalarını... Trafikte bir virgül koymanızı isteyeceğim. Evet. Şimdi borçların azaldığını söylüyorsunuz. Sizin elinizi de güçlendirdi bu anlamda. Yeniden kazanırsanız bu sosyal yardımların daha fazla artacağı, artabileceği anlamına mı gayet gelir? Tabii, gayet tabii. Şimdi... Haberimiz var. İzleyelim. Lütfen sosyal yardımlar konusunda neler yapacaksınız? Zeydan Karalar'dan bir dinleyelim. Ama emekli
emekli ne durumda ve emekliye söylenen sözler sabır, dua, destek yönünde geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Ama emekli ne söylüyor? Geçmişimi özlüyorum. 70'li 80'li yılları özlüyorum. O günler mutlu günlerdi ya. Yeter artık. Artık yeter. Hep destekledik, aldandık. Yemedik, içmedik, devleti satmadık. Milletimizden bize güvenmeyi, inanmayı sürdürmesini, destek ve dualarını bizden esirgememesini istirham ediyorum. Bunlar bize dua etmesi lazım. Bugüne kadar getirdik, bu zamana kadar oy verdik ama pişmanız. Sabrettik yani, bu yaşantı yaşantı değil. Bu emeklere gasp, büyük bir ızdırap. Biz duacı değiliz. Yok, aldığımız maaş belli, ev kiraları belli. Evvelden 25 lira 30 liraydı, şimdi oldu 15 bin, 20 bin. Bir kez daha umduğunu bulamadı, duyamadı emekli. Daha önce defalarca sabır isteyen Cumhurbaşkanı bu kez de destek ve dua istedi emekliden. Güleyim var. Ya olacak iş değil ya. O zamanlar hep cumhuriyet götürmüşüm. En az 10 tane götürmüşüm. Çok tanımadıklarıma küçük altın götürmüşüm. En son gittiğiniz düğünde ne taktınız? En son gram altının da yarısını taktık. Çok yakınımızda. Nerede eski hallerimiz? En düşük emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya. Nereden nereye? 2002'de oldu, 380 lira para alıyordu be. Biz asgari ücreti üstüde alıyordu. O 5-20 bin lira kaybımız var bizim. Nerede nereye işte? O zaman çeyrek altın neydi, şimdi ne? Dolar ne? Gıda. 2002 yılında en düşük emekli maaşı 257 liraydı. Ve o gün emekli maaşıyla kilosu 6 lira olan kıymadan 42 kilogram alabiliyordu. Ama bugün 10 bin lira maaş alan bir emekli kilosu 510 lira olan kıymadan sadece 19 kilogram alabiliyor. 2002'de asgari ücret 184 liraydı. 257 lira olan en düşük emekli maaşı asgari ücretin %139'u kadardı. Yıllar içinde oran değişti, denge bozuldu. Şimdi 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 17 bin 2 liralık asgari ücretin %59'u kadar. Eğer oran bozulmasaydı en düşük emekli maaşının bugün 23 bin 633 lira olması gerekiyordu. 2002'de ben maaş aldığım zaman kirada oturuyordum. İki tane de çocuk oku diyordum. Altı tane çeyrek alıyordum her ay. Şaka demiyorum. Kral gibi geçiniyordum. 50 liraya 5 litre benzin alıyordum. Şimdi 200 lira. Emekli bir geçmiş günlerini unutmuyor, bir de yaşadığı gerçeği. Maaşlarındaki erimenin aydan aya arttığını yaşayarak görüyor. Kara kara düşünüyor. O yıllarda 2 tane 3 tane çeyrek altın alabiliyordum. Şimdi çeyrek altını alsam o ay yemek yememem lazım. O günün 66 lirası bugünün 23 bin lirasına denk geliyor ama en düşük emekli maaşı ülkemizde 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin 2 lira. Sosyal yardımlar konusu? Aslında pandemide ve depremde bütün Türkiye 10 bin zorluklar içerisinde geliyoruz. Çoğu zaman dolmuş olmuyor. Yaya da yürüdüğümüz oluyor. Geçim sıkıntısı için buralara kadar geliyoruz işte. Fırsatçılıktan ve tamahkarlıktan da kaynaklanan bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat artırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Bir tarafta artan pahalılık, yükselen enflasyon karşısında sabır, dua istekleri ve fırsatçılara göz açtırmayacağız açıklamaları. Bir kilo kıymak için geliyor buraya, bir kilo kıymak için. Diğer tarafta ise dizginlenemeyen et fiyatları. 6,5 gibi geldim. İlk yüze giremedim. Ankara'da, İstanbul'da, aslında Türkiye'nin dört bir yanında et ve süt kurumu önünde uzun et kuyruklarının başı sonu belli değil. Kaçta geldiniz acaba? 7'de. 7'de. Sabah 7'de geldiniz. Evet, evet. 6'da gelenler var. 6'da gelenler var. 6'da geldik. Ya bu vatandaşın çilesi. Emeklilerin yazık. Bu sırf emekliler ya. Kurum Ramazan için iki büyük şehirde Ankara ve İstanbul'da kırmızı ete fren yaptırabilmek ve aslında kapısının önündeki kuyrukları da eritebilmek için düğmeye bastı. Bazı marketlerde kırmızı et fiyatları sabitlendi. Perakendeciler açıkladı, 450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı Ramazan boyunca ortalama 340 liradan satılacak. 30 yıllık devlet memuruyum. Şu rezaleti çektiniz, teşekkür ederim. O sırça köşklerinde oturanlar görsün bu rezaleti.
Tarım kredilerde 1900 üründe ya da et ve süt kurumunun anlaştığı marketlerde fiyatları sabitleyip etiketlerin yukarıya çıkması önlenmek isteniyor. Ramazan ayı için deniliyor ancak bu Ramazan seçimine denk geliyor. 10 bin liraya şey maaş alıyorum ben. 10 bin liraya nereye gidebilirsin? Saat buraya 4.30'da geldim, 5'te geldim ben buraya. 85. sıraya aldım. Ve bir hesap daha CHP'li Bekir Başevirgen'in menemen matematiği. Emekliler iftar için mütevazi bir menemen yapmak isteseler ceplerinden en az 65 lirayı çıkartmak zorundalar. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda sadece menemen yeseler aylık maliyeti 4000 liraya yakın. 10.000 liralık emekli maaşlarıyla Ramazan'da sofralarına kırmızı et koyabilenlerin bir öğün İzmir köfte için harcamaları gereken tutar en az 260 lira. Bir emekli sahur ve iftarda yalnızca menemen tüketse cebinden 4000 lira gidiyor. Menemen matematiği de bu şekilde. Şimdi sahur, iftar, insanlar hani geçinebilmek için işte kuyruklarda uygun fiyattan et alabilmenin mücadelesinde, ekmek alabilmenin mücadelesinde hemen her gün her şeyle zam gelirken sosyal yardımlar konusunda kaldık. Yani sosyal yardım nasıl yapılır? Mağdur gerçekten eve yatağına aç giren, evde yatağına aç giren insanlar nasıl yatağına aç gönderilmez? Biz de öğrendik. Biliyorsunuz pandemide ve depremde bunların şeyini yazdık, kitabını yazdık. Şimdi biz mesela Adana'da bir sosyal yardım için başvuran herkese sosyal yardım yapıyoruz parası olarak. Ayrıca halk kart veriyoruz. Yani biz geliri düşük olan ailelere yaklaşık 5000 halk kart verdik ve onlara biz 1000 lira yüklüyorduk istediği alışveriş yapsın diye. Biz bu yıl onu 2000 liraya çıkaracağız ve halk kart sayısını 10.000'e çıkaracağız. Ayrıca 10.000 yemek üreten bir aş evi açtık. Yani talep eden yaşlılarımız evlerine biz yataklarına aç girmesinler diye yemek götüreceğiz. Tabii emeklilerin hali çok perişan. Emekliler de soruyor. Emekliler arşan. Zeydan yani, Bey evet, ne yapacak biz, emeklilerle ilgili diye. Açlık sınırının altında olan emekliler bize başvurduğunda onlara da biz ilave destek olacağız. Ha biz eskiden geliri düşük, geliri olmayanlara yardım edelim diyorduk ama şimdi emekliler de artık yardıma muhtaçlar. Yani öğrenciler için bu yılın başında 5000 ile 10.000 öğrenciye ilk destek. 5000 lira ile 10.000 lira arasında ekonomik durumuna göre yardım yapacağız. İşte biliyorsunuz aşelerinden çıkarttığımızı bazen bedava bazen çok ucuza satıyoruz. Bunları devam ettireceğiz. Yani sosyal yardım konusunda bizim elimize onlar su dökemez. Yani 500 bin üstünde gıda kolisi dağıtmışız. Yani laf olmaz bunların ama evet. Çok muhteşem. Yalnız bir haber dikkatimi çekti, bunu söylemek istiyorum. Şimdi burada yani fiyat artışlarının müsebbibi esnafmış gibi gösterilmeye çalışıyor. Bu son derece yanlış. Ya esnaf kana alıyor zaten. Yani fırsatçılık yapıyorlar ve fiyatları onlar artırıyorlar ya gibi bakın, bir yaklaşım. Şöyle i̇şte bir, müfettişler de gidiyor şöyle, biliyorsunuz şöyle marketlere. Şöyle bir mantık işletelim. Şu anda ücretli çalışanların tamamı geçinme sıkıntısı yaşıyor. Alışveriş yapamıyor. Esnaf nasıl ayakta durur? Millet alışveriş yaparsa ayakta durur. Adam satmak ister. Yani çok pahalı bir şey olduğunda daha az satacağını bilmez mi esnaf? Ya insaf, enflasyon %120'ye dayanmış. Hayat pahalılığınızı siz düşüremiyorsunuz. %67 ama. Yani resmi ama buna kimse inanmıyor ki. Buna kimse inanmıyor biliyorsunuz yani. Yani siz markete, kasaba gittiğiniz zaman o fiyat artışlarının %67 olmadığını zaten görüyorsunuz. Dolayısıyla esnaf niçin bunu yapsın? Yani enflasyon oranında fiyatlar artıyor. Bunun suçlusu ne esnaf ne başkası. Tamamen ekonomiyi idare eden bir zihniyet diyelim yani ona. Çalışanlara dikkat çektiniz. Kendi çalışanlarınızla ilgili nasıl bir adım attınız? Vallahi çok. Ona da geleceğim. Fakat bir Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da %100'ün üzerinde 3 haneli bir zam var ve bu zamda halaylarla, davullarla, zurnalarla kutlandı. Bir izleyelim bakalım Şanlıurfa'ya. Sendika işçiler için işçilerin maaşları enflasyon altında eriyip gitmesin diye masaya oturdu belediye ile. Memura, emekliye bile %50 oranında zam gelmezken Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi maaşlara %110 oranında zam yaptı. İşçiler davulla zurnayla kutladı zammı. Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendika işçilerin maaşlarıyla insanca yaşamalarını sağlayacak bir oran önerdi.
%110'luk zamda anlaşma sağlandı. Sizin Eyüboğlu başkanlık hakkında inkar edemeyiz. Haliliye Belediyesi törenle duyurdu maaş zammını. Asgari ücretle çalışan bir işçinin net maaşı 35 bin liraya yükselmiş oldu. Zammı öğrenen belediye işçileri sevinçten yerinde duramadı. Davul zurna eşliğinde dakikalarca oynadılar, halay çektiler. Hizmet İş Sendikası Başkanı Seydi Eyüpoğlu, verilen zam oranının Türkiye'deki en yüksek oranlardan biri olduğunu söyledi. Şimdi acaba Adana'da siz kendi çalışanlarınıza ne kadar zam yaptınız? Yapmadık. Çok hummalı bir şey var. Bir mücadele var onlarla bizim şimdi aramızda. Siz kaçıyorsunuz? Çalışanlar ne kadar istiyor? Şöyle bir şey oluyor. Yani bu seçim zamanında, seçim satımında herkes birbiriyle yarışıyor. Evet. Şimdi burada tabii ki çalışanlarımıza en yüksek ücreti vermek en arzu ettiğimiz bir şey. Ama aynı zamanda verdiğiniz ücreti de ayın 15'inde nakit ödeyebilecek duruma gelmelisiniz. Şimdi borçlar azaldıysa sizde o duruma geldiniz sanki. Gayet tabii. Yani sizin bir bütçeniz var. Güzel bir noktaya getirdiniz. Bütçenizi terse de döndürmemeniz gerekiyor. Şimdi biz hava atıyoruz. Diyoruz ki bütçemiz böyle oldu. Şimdi sizin bir bütçeniz var. Bir bardak suyunuz var. Burada yola vereceksiniz, çiftçiye vereceksiniz, sosyal yardım yapacaksınız, yol yapacaksınız, Adana'yı güzelleştireceksiniz, alt geçit yapacaksınız. Bir de işçinizi tatmin eder, müjde verecek para vereceksiniz. İşçi mutlu edeceğiz. Ama ne kadar mutlu? Yani TÜİK seviyesinde mi mutlu edeceksiniz? Yoksa ENAG'ın açıkladığı 3 haneli enflasyon seviyesinde mi mutlu TÜİK edeceksiniz? TÜİK kimseyi mutlu edemedi yani. O zaman bir kere %67, %70'i geçeceksiniz. Geçeriz herhalde. 3 hane? Yorum yok diyeyim. 3 haneye ne kadar yakın? Ya biz işçi bize güzel bir müjdeli bir haber vereceğiz. Yani güzel bir şey olacak. Onların da mutlu olduğu. Bizim de ödeyebileceğimiz bir nokta olacak. 3 hane? Abi şimdi sendikayla anlaşmadan bunu söyleyemem ki. Peki. Tamam. Yani. Ama güzel bir haber vereceksiniz. Güzel biz de bir bunun takibini tabii, gayet, yapacağız. Tabii. Burada da siz verirsiniz. Davullu zurnalı çarları. O güzel olur yani. Umarız. Yani tabii. İşçi eğer memnun olursa evet. Biz de o haberi paylaşırız. Ben hiç kimseyle yarışmam. Ben kendi şartlarıma bakarım. İşçimin mutlu olmasını elbette isterim. Çünkü mutlu eleman, moralli çalışan eleman daha fazla iş üretir. Ama elbette ona ben 2 ay maaş ödeyemezsem verdiğim paranın bir kıymeti harbiyesi olmaz. Onu da engellemeyecek, işçimiz de mutlu olacak bir rakamda anlaşacağız. Deprem dirençli kentler. Profesör Doktor Naci Görür. Gelen herkese İlker bunu sor. Bütün adaylara sor dedi. Deprem fayları üzerinde, fay hatları üzerinde olan bir memleketteyiz. Adana daha güçlü olsun, daha dirençli olsun diye neler yapacaksınız, planlarınız? Şimdi bir kere Afet Koordinasyon Merkezi kurmaya başlayacağız. Afet Koordinasyon Merkezi'nde eğitim merkezi olacak. Deprem simülasyon merkezi olacak. Afet anında acil müdahale sağlayacak izleme sistemi olacak. Trafik 112, 153 çağırma merkezleri burada entegre olacak. Arama kurtarma ekipleri, timleri ve acil malzeme müdahale depoları sadece merkezde değil. Hani Karataş konuşuluyor, Yumurtalık konuşuluyor, Kozan konuşuluyor. Bunların tamamında acil müdahale edebilecek hazır timler oluşacak. Ve hazır arama kurtarma aletleri konuşacak. Şimdi bunu konuşurken şunu da söyleyeyim. Çok kıymetli kardeşlerim, çok kıymetli vatandaşlarım. Adana bir deprem kenti, ikinci derecede neyse birinci derece kimine göre değişiyor. Ama sonuçta bütün ülke bir deprem bölgesi. Sık sık deprem yaşayacağız. Şimdi deprem yaşandığı an insanlarımız hemen arabalara biniyor. Ve trafik kilitleniyor. Şimdi neye mal oluyor biliyor musunuz bu? Şimdi arama kurtarma ekipleri göndereceksiniz. Ambulans göndereceksiniz. Ben bunu yaşadım depremde. Evet. Trafik kilit olduğu için hiçbir şey gönderemiyorsunuz. Oysa en acil müdahale hayat kurtarır. Daha çok hayat kurtarır. Dolayısıyla bizim kardeşlerimiz bütün parklarımız, bütün yeşil alanlarımız aslında toplanma alanı. Oralara birikip trafiği kilitlemezlerse biz daha hızlı müdahale ederiz. Bunu yaşadığım için söylüyorum. Biz de şimdi önemli çalışmalar yapıyoruz. Onunla ilgili mesela mikro bölgeleme çalışması yapıyoruz. Bu Naci Hoca'yla da falan konuştuğumuz bir işi. Bu çok az bir kentte yapılmış. Biz onu başlattık. Naci Hoca'yla konuştunuz bunu. Tabii hep konuşuyoruz. Bilmeden hepsiyle konuşuyoruz. Evet. Yani Adana'yı dirençli kent haline getirmek kararındayız. Yani eski yapı stoğuna çok bir şey yapmak mümkün değil. Onu da ben geleceğim biraz sonra. Dolayısıyla hani
çok dar anlamda jeolojik etüt yapıp orada bina yapılır mı yapılmaz mı? Bina yapılacaksa nasıl bir bina yapılmalı? Hani radyal tepen mi, fore kazık mı, başka bir tip bina mı? Onu söyleyeceğiz, katını söyleyeceğiz. Böyle o bir... eski evler, o yapılar dediniz, oraya da gelelim. Vaktimiz aralırken. Tabii, şimdi şu anda 7359 konut yıkılacak. Yani 4062 orta hasarlı, 3297'de de ağır hasarlı binalar var. Bunlar teker teker yıkılıyor. İşte buradaki mağdurlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Evet. Şimdi bunlarla ilgili biz çok ciddi bir çalışma başlattık. Bir müddet sonra bunları çağırıp görüşeceğiz. Projelerini biz yapacağız. Proje parasından kurtaracağız. Aynı zamanda danışmanlık ücretini biz yapacağız. Aynı zamanda denetimi biz yapacağız. Yani yapı denetimimizi yapacağız. Derse ki vatandaş, ya konutumu imar aşı üzerinden sen de yap, ben de şu kadar katkı koyacağım derse ona da varız. Yani biz bir insanın itibaren bütün işimiz AKOM'u kurmak, timleri hazırlamak, merkezi hazırlamak, orada dirençli kentte olmasıyla ilgili, bakın çok güzel bir bina o. Evet. Ve dolayısıyla sosyal... Siz mi çizdiniz? Şimdi projeye, evet, imzanız var. Bizim bunlar hep bizim teknik elemanların yaptığı işler. Bu bütün merkezi burada toplayacağız ve şu anda 1000'e yakın sosyal konut projesi çizdik. Evet. Yani bu da önemli. Tabii. Sosyal konut bu. Yani biz orada %15 daha uyguna verebiliriz bunları. Onu da biz karşılayacağız. %15'i biz karşılayacağız belediye olarak. Çünkü burada, ev alabilmek artık bir hayal haline geldi. Belki de bu yüzden hani insanlara destek olmak için mi böyle bir adım atıyorsunuz? Tabii. Tabii. Yani bir yandan evleri yıkılacak dostlarımıza, arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize yardım etmek, bir yandan Adana'yı dirençli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Trafik yani, dediniz. Trafikte, şimdi trafikle ilgili... Bir de stadyum kavşağını tekrar hatırlatayım. Alt geçitlere başladık. 8 alt geçit daha yapacağız. Yeni dönemde bunların 4'ü E5'in üstünde olacak. Yüreğir tarafında ve yeni onandı hafif raylı sistemimiz. Onu bitireceğiz. 110 bin metrekare kamulaştırma alanımız var. Eğer orada mahkemelere takılmazsak, yani uzun sürüyor çünkü kamulaştırma davaları biliyorsunuz. Bir de 300 milyon civarında bir kredimiz var. Mesela burada çok hani güzel bir haber vereyim. Biz ekonomiyi, mali disiplini sağlayıp ekonomi düzelttiğimiz için de kredimiz yükseldi. Yani kredi bulma noktasında bizim şu anda bir sıkıntımız yok. Tabii ki bakanlık onu onaylarsa biz ikinci hattını 5 yılda kesinlikle bitireceğiz. Ve ilaveten Medlen Hastanesi'nden çok hareketli ve çok güzel bir Turgut Özal bulvarımız var. Oradan Devlet Bahçeli Köprüsü'nden geçirip metro ile buluşturup bir tramvay hattımız var. Ayrıca nostaljik tramvay hattımız var. Merkeze trafiği sokmayacağız. İki yeni bulvar yapacağız. Bizim kaba sakal mevkimiz var. Müthiş bir imar var oralarda. Müthiş bir imar var. Çok sayıda insan yerleşecek. Dolayısıyla orada eski bulvarları sokmak yerine oralardan E5'e inen bir bulvar hazırlığımız var. Onun da kamulaştırmasını bitirdik. Az bir kısmı kaldı. İkinci dönemde onu açacağız. 4 köprü yapacağız. Biri Misis Köprüsü, biri Havutlu ile Hadırlı arasında köprü. Birisi de üniversite bulvarını açacağız. Onun otobandan üstünde geçen bir köprü. Biri de Zembilci bulvarını açtık. Onun üstünden geçen büyük bir köprü açacağız. Ve demin de söylediniz. Orada stadyumla ilgili, şimdi stadyumu yapanlar aslında onun yolunu düşünmeli idiler. Ne yazık ki ilk açıldığında müthiş zorluk çekiyordu vatandaşlarımız. Ben oraya iki alternatif bulvar açtım. Kısmen rahatladı. Ama otobandan bir çıkış istiyorlar. Otobandan çıkış için Sarıçam'da çalışmalarımız devam ediyor. Ama bunun tabii ki karayollarından izin alması gerekiyor. Efendim, evet. Yönetmenimiz Savaş Yıldız da uyarıyor. Süremiz tamam diyor. Ben de izleyicilerimizden, Adanalılardan gelen... Daha bir şey konuşmadık ki. Şimdi yani size sorduğumuzda pek çok konuyla ilgili, daha yapılacaklarla ilgili anlatacaksınızdır özellikle. Evet. Ama diyor ki izleyicilerimiz, lütfen Adana'da çılgın projesi de bu olsun Sayın Başkan'ın, festivaller devam etsin. İnsanların yüzünü güldürecek o festivaller hayatımızda olmaya devam etsin. Konserler, buna ihtiyacımız var. Nefes almaya ihtiyacımız var diyorlar. Son bir cümle isteyeyim. Hızlıca bir şey söyleyeyim. Yani lütfen. Bir iki dakika müsaade ederseniz. Otogar'la ilgili tartışma var. Evet. Otogar 2022'de meclise indi. Meclis onu görüşmedi. Reddediyordu.
Ben dedim ki arkadaşlarım meclise getirin. Komisyon görüşmüyor. Red ederse reddetsinler. Şimdi otogar tartışması var. Otogarı yeni yılda yapacağız. Otogarın yapılmasını engel. Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri onu görsünler. Şimdi yeni açacağımız iki yeni kütüphane yapacağız. Dünya çapında önemli ki yaşlı yaşam merkezi yapacağız. Bu spor akademisi yapacağız. 100. yıl biyolojik gölet yapacağız. Antep'ten, Mersin'den, başka illerden gelip o olağanüstü parkımızı gezecekler. Kültür ve sanat merkezimizi yapacağız. Bir mezbahane kompleksi yapacağız. Kreşimizi 20 alacağız. Sarıçam'da olimpik son bir proje. Sonu Sarıçam'da mutlaka bunu yapacağım dediğin son projesi. Hepsini mutlaka yapacağım. Sarıçam'da olimpik bir proje yapacağız. Şimdi efendim tekrar teşekkür ederim. Elbette biz bunların takibinde de olacağız. Sizin yaşadığınız durumlar onları da ekranlarınıza getireceğiz. Ben bu ekranı bırakmam bir kez daha gelmeden. Tamam, anlaştık. Peki. Tamam vatandaşlarım, bir şey söyleyemedim. bir daha. O zaman sözümüz olsun. Mutlaka size ulaşacağız. Evet. Efendim, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar anlattı, daha anlatacakları var. Süre yetmedi. Tamamlarız. Bir vakit buluruz. Onu da tamamlarız. Şimdi hızlı bir şekilde molaya gidiyoruz. Günaydın. Bugünü noktalayacağız. Her zamanki gibi kitaplarımızla. Bakalım. İstanbul Eğleniyor. İki cilt halinde Özlem Kurumlar, Levent Kaya, Ocak Açan'ın çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlığı, kitapları, albümleri bizimle paylaşılmış. Müzik Ajandası ve bir de Vintage Festival albümüyle bir plakla gelmiş. Teşekkür ederiz. Sonra Güneş Batarken Hasan Askıra'nın kitabı. Konuş Benimle Ayça Kuru bizimle paylaştı. Adı Sevgi Bilgi Özkay'ın kitabı. Şiirlerle Atatürk yine Hasan Askıran'dan bizlere ulaştırıldı. Son kitabımız da şu olsun. 24 Kadın, 24 Öykü derleyen ve düzenleyen Funda Ergenekon bizlere ulaştırdı. Ve burada da kitabın arkasında da yine o 24 Kadın, sonra kitabın içinde de onların öyküleri yer alıyor. Bugünü noktalıyoruz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın. O ana dek güzel bir gün olsun.